yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Sizi öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Mutlu akşamlar efendim. Akılda kalan, akılda kalması gereken, hatta unutulmaması gereken günlerden geçiyoruz. Akılda kalanda da bu günlerde olduğu gibi 15 Temmuz'dan bu yana olduğu gibi. Nedir bu FETÖ? Hatta bir tarafı itibariyle neymiş bu FETÖ meselesini konuşup anlamaya çalışıyoruz. Belki pek çoğumuz, belki önemli bir çoğunluğumuz kayra ettiğimiz 15 Temmuz'dan sonra e, durumun vehametinin farkına vardı. Zira canımıza kastetti bu örgüt. Ama bazı isimler e, uzunca bir zamandan bu yana belki MIT krizinden bu yana belki 17-25 Aralık'tan bu yana e, paralel devlet örgütü daha öncesinde cemaat daha sonrasında paralel devlet örgütü ve muhtelif isimlerle isimlendirilen bu örgüt aslında dikkat çekiyordu. Aman dikkat doğrusu bu ya. Pek çok okur pek çok takipçi de yahu biraz abartmıyor musunuz diyordu. Ta ki 15 Temmuz'a kadar. Hatta daha önemli isimler vardı ki bu Artık bugün itibariyle örgüt ve belki ondan öncesine kadar cemaat diyebileceğimiz bu yapılanmanın içinde yer almış. Sonrasında da e, yahu bu örgüte dikkat edin. Bu çok da cemaat gibi gözükmüyor diyen e, bir nevi tabirimi mazur görürse eğer... erken uyanan mevzu erken uyanan isimlerin başında da Hüseyin Gülerce geliyordu. Hüseyin Gülerce bu akşam akılda kalanda yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Reis Bey. E, açılışta da söylediğim gibi dikkat çektiğiniz şeyler arasında bu var mıydı? Ya bakın söyleyemiyorum, yazamıyorum, dillendiremiyorum ama bakın bu örgüt bir gün gelir darbe de yapar veya darbe de kalkışır. Aklınızdan geçiyor muydu? Aklımdan geçtiği gibi bu konuyu ben Beyaz TV'de her hafta takipçileri var bunun. E, belli bir oranda o program her pazar ilk yüze giriyor hemen hemen. Ya takipçisi çok. Ya şahidim çok demek istiyorum. Hı, hı son 5-6 aydır bunlar darbe de yapabilirler. Star'daki yazılarımda da, Star'da da yazıyorum biliyorsunuz. Ee, teşebbüs edebilirler Star'daki yazımda. Fakat Emir Komuta... 1 Nisan 2016'da yazmışsınız evet. bunu. Emir Komuta zinciri içinde yapamazlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaptıramazlar. Kendi adamlarıyla denerler. Ama şunu itiraf etmeliyim. Ben iki şeyi bilemedim yani. Birincisi bu çapta yaygın ve derinlemesine. Yani nasıl? Ya Genel Başkanının kuvvet komutanlarının emir subayları. Mesela Jandarma Genel Komutanının 8 yıllık emir subayı. Ve en çarpıcı olanı Sayın Cumhurbaşkanının yaverleri. Oraya kadar girebileceklerini tahmin ediyorum. Yani bunu yok bu kadar. Çünkü bir de Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığından beri e, bu meseleyi en çok gündemde tutan, en çok mücadele eden insan kim bilir nasıl dikkat etmiştir e, yaverlerini seçerken, nasıl araştırmıştır ama bunların en büyük özelliği görülmemiş bir gizlilik. Şimdi ya bu kadar da gizli olur mu diyenler oluyordu. Daha ne kadar gizli olacak? Kuvvet komutanı neden gizliyorlar kendilerini? Çok iki yüzlüler. Mesela ben unutmuyorum Sayın Erdoğan yaveriyle ilgili dedi ki ya herkese sorduk dedi yani en güvendiğimiz insanlara sorduk. Öyle bir çalışma var ki bu Fethullah Gülen gibi bir emekli vaizin yapabileceği iş değildir ifadesinin mesela en önemli kanıtlarından bir tanesi böyle bir kumpası, bu kadar geniş, derin bir kumpası böyle bir şahıs yapamaz. Kim yapar? Kesinlikle CIA'den teknik, psikolojik destek alıyor. CIA mi muhtelif istihbarat örgütleri olabilir mi? Yoksa CIA'yı bilerek mi işaret ediyor? Bilerek CIA'yı. Neden? İsterseniz en baştan bakın onu söyleyeyim. Şimdi CIA bu şahsa e, çok erken el atmış. Filmi başa sarınca anlıyor Sıralım. zaman bunu. Yani ne zaman? Da, yani işte onun yakınlarında bulunan insanlar söylüyor ama en çarpıcı e, Sabah gazetesinde 2014'te Mahmut Övür'ün yazdığı yazı. Mesela bunun üzerinde kimse durmuyor medyada. Ya Mahmut Övür 2014'te diyor ki 1971'de Vehbi Koç'un evinde dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fuat Doğu ile birlikte Fethullah Gülen görüştüler diyor. O görüşmede Yaşar Tuna de vardı diyor. 71'de. Ve o dönemi Fuat doğanın dönemini en çok e, bu işlerle ilgilenen insanlar MIT'le CIA arasındaki ilişkilerin nasıl diyelim yani en kapsamlı olduğu, en yakın olduğu bir dönem olarak söylüyorlar. Hatta iddia ki maaşların bile ödendiği dönemlerden bahsediyor. Çok güzel hatırlattınız. Mesela Ecevit de Maliye Bakanı geliyor. Diyor ki işte şu kadar para lazım. Ne için diyor işte. E, özel kuvvetler için. E yok mu paramız diyor. Efendim bunu biz ödemiyorduk diyor. Onların diyor maaşlarını dolar olarak Amerika Birleşik Devletleri ödüyordu. Ne? Ecevit şaşırıyor. Yani bizim <laughs> silahlı kuvvetler personelinin maaşını Amerika ödüyor. Ya bunlar, yani bunları hatırlamadıktan sonra işte bir tane adam çıkmış da şöyle böyle. Tamam kullanılmaya müsait bir adammış. Ama şimdi mesela bunu ne zaman öğreniyoruz biz? <laughs> 2014'te. Yani 17-25 Aralık olmuş, neler neler olmuş. Mahmut Öğrün yasından ve ilginçtir bakınız. Mahmut Bey'in bu yasından sonra bunu yalanlayan bir açıklama da olmadı iki senedir. Bu da burası da ilginç. Mesela <laughs> mitin kaynakları var değil mi? Böyle bir şey var mı yok mu? Biz, biz şimdi şu diyecektim. Bu CIA meselesinde en önemli nokta şu bakınız. ...Fethullah Gülen bunu düşünemez, dedim mi yani? Şimdi geriye doğru gittikçe hep... E, ...ortaya çıkıyor. Mesela Adil Öksüz diye bir... ...yardımcı, doçent, ilahiyatçı... ...üstte yakalandı değil mi? Şeyin, darbenin merkez üstünde ya olsun. yakalandı. Ya kimdir bu diye şimdi merak ediliyor. Ya adam... ...darbeden önceki son 25 günde... ...iki defa Pensilvanya'ya gitmiş... ...Amerika'ya... ...ve darbeden... ...beş gün önce gene gitmiş... ...iki gün önce dönmüş... Sonra bir daha araştırın bakalım diyorlar. Adil Öksüz 2002'den beri 14 senedir, 13 senedir 109 defa gitmiş yurt dışına. Yani bir ilahiyat yardımcı doçentinden bahsediyoruz. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman şunun araştırılması lazım geriye dönük. Şu anda yurt dışına kaçan hakimler, savcılar emniyet mensupları, yok Amerika'ya iltica eden, İtalya'ya kaçan, Yunanistan'a kaçan Türk subayının tırnak içinde Türk subayı olmaları mümkün değil. Bu isimlerin şu anda işte açığa alınan, e, ihraç edilen insanlar var değil mi? Bunların hepsinin Fethullah Gülen Birleşik Amerika Devletleri'ne gittiği Mart 1999'dan itibaren bugüne kadar hangileri bir bahaneyle uzmanlık için mi, araştırma için mi, dil için mi, doktora için mi, tatil için mi Amerika'ya gitmişler. Bunun bir araştırılması lazım. Orada görülecektir ki bunların birçoğu bir vesileyle Pensilvanya'ya gitmişler. Doğrudan Fethullah Gülen'den talimat almışlardır. Ama CIA ile bunların asıl irtibatları e, şuradan tespit edilebilir. Özellikle emniyet içerisinden yükseltilmesi gereken, önleri açılması gereken insanlardan emniyet içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne çok gönderilen insan oldu. Wikileaks belgelerinde var. Bunlara Fethullah Gülen Amerika'da bir dernek kurduruyor. Ve bu dernek o belgelerde de var. CIA ile ortak toplantılar yapıyoruz. Açık adresi belli, konusu belli. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bundan 15 sene öncesinden, 20 sene öncesinden CIA ile o bağlantıları resmiyette göstermek için bile bir çalışma yapılmış. O çalışmalarda neler vardır? Bir defa Fuat Amni olayından biliyoruz. Fuat Amni Pensilvanya'da bir istihbarat havuzudur demiştim ben 2 sene önce. Çünkü aynı anda bakanlıklardan, silahlı kuvvetlerden, Çankaya'dan haberler veriyor. Bir, bir insan aynı anda her yerde olabilir mi? Ha demek ki şimdi çıktı ortaya tabii. Başbakanlıkta bu işin merkezinde çalışan adam Fuat Avni'ye çalışıyor. Bu, ama kötü olan şey şu. Bu bilgilerin hepsi Fuat Avni'nin üzerinden Pensilvanya'ya düştüğü gibi Fuat Avni'nin üzerinden CIA'ya da düştü. Onlar öyle bir hain ki devletin bütün sırlarını CIA'ya verdiler. Bir duralım mı? Duralım. Bundan sonra soracağım her soruyu bunun üstüne inşa etmek istiyorum. Şu 15 Temmuz'dan itibaren gerçi iki yıldır sizi bilen biliyor takipçileriniz, izleyicileriniz ama özellikle 15 Temmuz'dan itibaren zaten sizden sonra Latif Erdoğan, Nurettin Veren şu bu yani 2 yıl önce, 10 yıl önce, 5 yıl önce bu yapıdan bir vesile, bir şekil yollarını ayırmış insanlar. Bugünlerde son birkaç gündür sizin de isminiz geçiyor Hüseyin Güllerce. Bir dakika arkadaş, bu arkadaşlar kimi 2 yıl, kimi 10 yıl önceye kadar bu yapın içindeydi. Şimdi itirafçılıkla işte şöyleydi, böyleydi demekle bu insanlar temize mi çıkıyor ki? Yönde eleştiriler var. Ben de o eleştiriler adına size bu soruyu yöneltmek isterim. Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? Şöyle söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle biz bu insanlara yani Fethullah Gülen'e e, hüsnü zanla baktık bu harekete. Hüsnü zanla baktığımız için de bu harekete destek vermiş olduk. Ben medya üzerinden destek verdim. Zaman Gazetesi Genel Müdürü'ydüm. Filmi daha geriye sıralım. Siz Ama şurayı tamamlayayım buyurun, isterseniz. Buyurun. Ee, yani fiili bir desteğim olmadı. Ne bir hakime talimat verdim, ne bir savcıya talimat verdim, ne bir askeri talimat verdim. Ama bu harekete destek oldum. Şimdi şöyle bir üzüntüm var. Hiç tahmin etmediğimiz şekilde karşımızda kendi halkının üzerine tank süren, F-16'larla bombalatan, canavar bir örgüt var. Yani bunlara destek vermemiş olsaydım zamanında. Ya benim gibi bir adam buna destek vermemeliydi. Ama orada işte Sayın Cumhurbaşkanı çok işten bir öz eleştiri yaptı. Ben de aynısını yapabilirim. Şunu diyebilirim ancak Allah bizi affetsin. Biz bilerek sadece Sayın Cumhurbaşkanı değil, bakanlar, başbakanlar, büyük iş adamları, sanatçılar, toplumun büyük bir kesimi, medya medyada çok büyük destek verdi. Mesela bunun çok kötü bir kaseti çıktığında bir yer bir sefer yayınlandı. Bir daha hiçbir medya o tarafa dönmedi. Medya da susarak çok büyük destek verdi oraya. Peki benim 50 katımı yaptılar yani. ben bir yazıyla bu hareketin doğru taraflarını o zaman doğru dediğim şey diyalog, hoşgörü, toplumun kucaklaşması, avant toplantılarında Türkiye'nin temel meseleleri üzerinde uzlaşma arama bunlar bugün de benim savunacağım şey. O abant yapmasına çıksın bir başkası ben oraya da destek vereyim. Ama yine de netice itibariyle böyle bir canavara destek verdik. Sayın Cumhurbaşkanı dediğini diyorum. Allah affetsin, milletimiz affetsin. Bir virgül koyarak şunu da söyleyeyim. Ben bu konudaki vicdan sıkıntımı, vicdan sancımı dayanamadım bu tür eleştiriler gelince Beyaz TV'de şöyle ifade ettim. Ya farz edin ki ben günah işledim. Tövbe ediyorum arkadaş. Bir şey mi diyorsunuz ya? Ya tövbe ediyorum. Tövbe bir kahramanlıktır biliyor musunuz? Neden kahramanlıktır? Tövbe ettikten sonra bir daha o günahı işlemezsiniz. O hatayı yapmazsınız. Ben 25 Aralık'tan sonra çok net bir tavırla benim ülkemin başbakanını yabancılar götüremez. Sayın Erdoğan ya AK Parti kongresinde delegenin oyuyla gider ya da sandıkta seçmenin oyuyla gider. Bu tweet e attığım tarih 27 Aralık 2013. Bu tarihten itibaren ben Sayın Erdoğan'a bir şey demediğim gibi yavaş yavaş dozunu arttıra arttıra Beyaz TV'de 3 senedir bu canavarı anlatmaya çalıştım. Or, orada bir vicdan azabı çekmiyor musunuz? Canavarı koyduk bir kenara FETÖ'yü. Ya bunlar hepsi benim arkadaşımdı, dostumdu. Yemek yedik, içtik, gezdik, tozduk, ailecek ziyaret ettik. Bu size bir vicdan azabı doğurmuyor mu? Doğurmuyor. Baştan bir e, ee, nasıl diyeyim üzüntü, vicdan azabı değil de ya bunlarla dediğiniz gibi yani çok samimi olduklarım var işlerinde yani. Çok samimi. İsimler vermek istemiyorum. Çok mübarek gördüğüm insanlar, insanlar da oldu. Fakat o mübarek gördüklerim de dahil hepsinin küçük canavarcıklar olduğunu görüyorum şimdi. Büyük canavar Fethullah Gülen. Onun yetiştirdiği meğer canavarcıklarmış kendilerini bana karşı nasıl saklamışlar ya. Ailece görüştüğümüz, evine gittiğimiz insanlar var. Abant toplantılarında ailece oturduğumuz insanlar var. Şimdi bakın. Erdal Şen gazeteci biliyorsunuz bu Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım edenlerden birisi için Rusya dönüşü dün Sayın Cumhurbaşkanı uçakta bir laf söyledi. Dedi ki aynı apartmanda komşuyduk dedi. Aynı apartmanda. Saygısında hiç kusur ettiği de yoktu dedi. Genelde öyle profiller. Evet. Bunlar böyle karaktersiz dedi. Ben karaktersizliklerini gördüğüm için vicdan azabı asla çekmiyorum. Tam tersine kendim ettim, kendim buldum. Çok güzel söz var halkın arasında. Burada anlatamayacağınız, Kendi şey Burada anlatamayacağınız, söyleyemeyeceğiniz ama kendinizi çok kötü hissettiğiniz işlerine alet olduğunuz işlerde oldu mu? Yok çok şükür asla olmadı. Şimdi buradaki ilkeden dolayı olmadı ama. Ben bir defa gayrimeşruluğa, hukuk dışılığa hep tavır koydum. Onun için benim yanımda hiç bu tür şeyler konuşulmadı. Ya yani Mesela, diğer arkadaşlara itirafçı denebilir. Yani Sayın Nurettin Verene, Sayın Latif Erdoğan'a, Sayın Ahmet Keleş'e. Neden? E bildiklerini anlatıyorlar, itiraf ediyorlar. Neden? 16 yaşından beri, 17 yaşından beri, Fethullah Gülen'in yanındalar. Mesela, benim onları izlerken, seyrederken çok büyük itiraf dediğim şey herkes de söyledi. Hem Nurettin Veren söyledi, hem Latif Erdoğan söyledi. Dediler ki biz bu darbeci simaları görünce, aa bunlar bizim Fethullah Gülen'in yanında gördüğümüz insanlar. O çok büyük itiraf değil mi? Çok da büyük belge, kanıt. Yani bu darbecilerin Fethullah Gülen'in adamları olduğuna dair. Ben bunları diyor İzmir'de, Altınuzade'de, İstanbul'da Fethullah Gülen'in yanında görmüştüm diyor. Siz? Bu bir itiraf. Benim böyle bir itiraf kategorisine girecek hiçbir sözüm olamaz. Neden? Ben bu saydığım isimlerle aynı zemine ki hepsi bana o zaman e, Hüseyin Gülerci dışarıdan imasını uyguladılar. En üzüldüğüm şey de geçen sene öğrendim. Gazetede bir numara iki numara olarak çalıştığımız arkadaş zamanda genel müdürlük yaptım ya ya benim arkamdan toplantılarda biliyorsunuz bak Hüseyin Bey bizim arkadaşımız değil ona göre konuşun. Demiş bunu yani. Şimdi Ziniyorum, ben, dolayısıyla onlar itirafçı olabilir. 16-17 yaşından itibaren siz niye itirafçı olmuyorsunuz? İşte ben Fethullah Gülen'le onların birebir görüştüğü şekilde bir zemine 45 yaşına geldim. 1995'te Zaman Gazetesi'ne genel müdür olunca ben de Fethullah Gülen'le baş başa görüşmeye başladım. İkili üçlü toplantılara katıldım. Siz cemaatte olmadığınız halde 95'te hop diye Zaman Gazetesi Genel durum mü oldunuz? Hayır. Şimdi benim Fethullah Gülen'in ismini duymam 1977'de Yalova Lisesi'nde fizik öğretmeni olduğum yıl. Şimdi bir, 1977 ismini duydum. Din bilgisi öğretmenlere arkadaşlar vardı onu tanıyan. Bana onu anlatmaya çalıştılar. İzmir'de böyle bir hoca var. Şöyle böyle. 1980 ikinci kilometre taşı. Fethullah Gülen İzmir'den İstanbul'a ya da İstanbul'dan İzmir'e geçerken yanında Doktor Kudret iyi hatırlıyorum. İşte Cevdet Türk yolu. 3-4 kişi Yalova'da İzmir'deki Akyaka Vakfı'nın bir şubesi vardı. Hayri Hanım caminin altında. Yalovalılar biliyorlar. Orada küçük bir yer yani. 50-60 metrekare oraya uğramış bana gizli haber verdiler. Şu saatte vakfa gel. Peki gittim. O 4-5 kişi geldi. ...Fetullah Gülen ilk defa görüyorum ama kim olduğunu bilmiyorum. Çıktıktan sonra dediler ki işte Fetullah Gülen hoca efendi o yanında oturandı 80'de. E ona bir alaala bir iltifat Arandığı dönem. Ha. Yani 12 yıl öncesinden biraz önce 1980 Haziran'ı aranıyor. Hatta sonra dediler ki orada bir kişiyi mit mensubu olarak hissetmiş. Ondan hiç konuşma yapmadı dediler. Hiç konuşmadı. Tanışma da olmadı. Hmm. Bana sadece çıkınca dediler ki işte bu Fethullah Gülen'di. Çünkü Fethullah Gülen o yıllarda mesela Yalova'da 2-3 kişinde fotoğrafı olurdu. Cebinden çıkarır sana böyle gösterir bir de espri yapar. Tekrar koyar. Sonra beni kazanma adına ben eski mücadeleciyim. Bir eski mücadelecileri de bilen biliyor yani. Ben 1977'de Yalova Lisesi'ne gelinceye kadar sarı basın kartlı 77'de Bayrak Gazetesi günlük 50 bin var onun baş yazarıyım. Mücadele Birliği dağılınca elimde diplomam var fizik öğretmeniyim İstanbul Üniversitesi mezunu. Yalova Lisesi'ne öğretmen geldim. Ya Felen çemberinden geçmiştik hatta Aha. bu espri yapıyordum kardeşime İbrahim kardeşim var bir buçuk ay küçük. Ya biz bunlar çok açık tavlamaya çalışıyorlar. Yani numaraları çok belli bunların diye. Sonra? Ondan sonra asıl vaazlara götürmeye başladılar. Beni ısındırmaya çalışıyorlar Fethullah Gülen'e. 89'da Yalova'da cemaate ait kolejin inşaatı devam ediyor. Fethullah Gülen geçerken yine görmeye gelmiş. Orada tanıştırdılar işte Hüseyin Gülerce e, ee, biz o sırada dershanecilik yapıyoruz Yalova'da iki kardeş. Ha Hüseyin Bey. Onların şubesi misiniz? Ticari bağımsız? Yok biz iki kardeş aile şirketi açmışız. Üç kardeş bir de rahmetli oldu bir kardeşim. Rahmetli Atilla. Orada konuşurken Zaman Gazetesi 86'da geçmiş şeye <laughs> e, cemaate. Fakat söylemiyorlar bunu 89'a kadar. Bakın burası da ilginç. Saklıyorlar. 86'ta geçmiş ama dar bir çevre zamanın cemaatin gazetesi Geçen oldu. Geçen Nabi Avcı buradaydı ondan dinledik o hikayeyi. Ha. Ben de dedim ki zaman gazetesi bizimmiş dedim. Evet dedi. Efendim dedim ben Yeniden Milli Mücadele Dergisi'nde 70'ten 75'e kadar 5 yıl yazdım deyince yapma Hüseyin Bey dedi. Ben o dergiyi okuyordum dedi biz dedim Ahmet Taş Getiren Bey'le o derginin yazarlarındandık. Daha sonra da Bayrak Gazetesi'nde beraber olduk. Deyince orada ayaküstü dedi ki, rica etsem dedi, zamanda yazmaz mısınız dedi. E şimdi bizi yakınlaştırmaya çalışıyorlar ya, yani hoca efendi teklif ediyor. Yazarım dedim ben. Yani yazarlığı da özledim. Hmm. Dedi, rica etsem Ahmet Taş Getiren Bey'e de söyler misiniz dedi. Söylerim dedim. Ve biz birkaç hafta sonra Ahmet Taş Getiren Bey'le ben 89 Ekim'ini hatırlıyorum. Ekim ayında zamanda birer yazı göndererek ikinci sayfa düşünce ve görüşlerde yazmaya başladık. 89. Sıcak demaz daha bakın 89'da. Sonra 3 yazıdan sonra dediler ki bize bir alternatif 3 isim gönderin size köşe açacağız zamanında. Köşe açtılar. Kimi sonra, gönderdiniz o zaman hatırlıyor musunuz? Abdullah Aymaz Bey'e. Yok 3 isim gönderin dediğiniz... Köşenin ismi. Diyorsun? Köşenin ismi üç kişiye değil. Abdullah aymaz diyor ki size bir köşe açacağız ha. ama ismini koymamız için bu şeyin e, karakteridir Fetullah Gülen. Tek şey istenmez. Siz, siz yapmış olmayacaksınız, o yapmış olacak yani. Hmm. Ben üç tane isim gönderdim. Lütfen dikkat, bize göre olanı seçtiler ve bana bize göre köşesi açıldı. Fakat daha sonra e, Ekrem Dumanlı genel yayın yönetmeni olduktan sonra Dediler ki ya abi sen evet kendince yazıyorsun ama bu bize göre biraz bağlayıcı oluyor. Senin fikirleri sanki cemaatin fikirleriymiş gibi algılanıyor. Ve bunu değiştirmemiz daha güzel olacak. Ben de fizik öğretmeniyim ya denge olsun dedim. Bu sefer dengeyi koydular. Şimdi devam ediyor. 89'da yazmaya başladık. 1991'de Dediler ki Hoca Efendi sizin Zaman Gazetesi yazarı olarak Türkiye'de halka açık konferanslar vermenizi istiyoruz. Bak hep legal sahadayım. Daha mesela bu 89-91'li yıllarda bu subaylarla falan itibatları başlamış. Askeri okullara öğrenci sokuyorlar. Siz o zamanlar bunları duymuyor musunuz? Nasıl duyacağım? Yalova'da dershanecilik yapıyorum. Günde 6 saat fizik anlatıyorum. Başımı kaşıyamıyorum. 2-3 ayda bir gazeteye uğruyorum. Fethullah Gülen'in yanına da gitmiyorum. Yani daha o seviyeye getirmemişler sizi. Yani onun yanına Altunzade'ye gidip oturacaksınız sofrasına falan o orada değilsiniz daha. Ama bu sırada temelleri, işgalin temelleri atılmış. Şimdi bana öyle büyük haksızlık yapıyor ki tweet atmış arkadaş diyor ki bu subayların adını siz de açıklasanıza. Ya kardeşim bunlar İzmir'de kamp kurduklarında ben yeniden milli mücadelede İstanbul'da yazardım. Yalova Lisesi'nde ben 77'de öğretmenken, 86'da dershane açtım. Dershaneden başımı kaldıramazken bunlar soruları verip, hani bileyim de kimin, kimin adını söyleyeyim size. Ben hiçbirini görmedim. Size bileyim. soru gelmedi mi? Efendim? Dershanecisiniz ya. <laughs> Şimdi bizim dershane, bizim şahsi dershanemiz olduğu için sistemin içinde bir dershane değil ki. Bir de soruları dershanelere vermiyorlar. Fertlere veriyorlar. Biliyor musun? Da... Hani size de bir ha, el altından et... destek olmadı mı? Yok, hayır. Şimdi 91'de ben konferansçılığa başladım, 93'te Fethullah Gülen'in kendisi dedi ki, kibarca söylüyor, Hüseyin Bey dedi arkadaşlar sizin Samanyolu televizyonunda dedi e, yorum yapmanızı istiyorlar dedi, zamanda yazıyoruz ya, yazılar beğeniliyor, konferansçılıktan e, hitabeti de gördüler, e, benim için çok iyi bir şey, ilk defa televizyoncu olacağım kulakları çınlasın. Yusuf Ziya Özkan bizim eski mücadelecidir. O da orada TRT'den gelmişti. Ya ilk defa kameranın karşısına geçiyorum. Yorum yapacağım. Bir gölgeye makineye konuşuyorum. Ondan kulakları çınlasın dedim. Ya Yusuf ne olur dedim. Gel kameramanın yanına sandalyeye otur ben sana konuşayım dedim. Öyle alıştım yani. Şimdi bakın haftada beş gün dershanede müdürüm, kurucuyum, Fizik dersi veriyorum. 35-40 saat. Hafta içi gruplarında öyle de dersim bitiyor. Kendi arabama atlıyorum. Topçulardan Eskihisar'a geçiyorum. Samanyolu televizyonuna geliyorum Çamlıca'ya. Yorumumu hazırlıyorum. Haberlerden sonra 5 dakika yorum yapıyorum. Tekrar evime dönüyorum. Niye yapıyorsunuz? Bir bunu? kuruş almıyorum. Para için bir puch kendi arabamla gidiyorum niye, masrafımı kendim niye, yapıyorum niye yapıyorsun şimdi bak bizde mücadelecilikten gelen bir dava adamı olma şeyi var mesela ben Yalova lisesine 77'de gelince kardeşimle söz verdik biz dedik bir daha bu işlerle uğraşmayacağız ağzımız yandı oraya girmek istemiyorum ya geldik 77'de 12 Eylül darbesinin öncesi Yalova lisesinde sağ sol öğrenciler birbirlerine girmiş açıkça sınıfta Marksizm Leniniz'in propagandası yapılıyor. Ben de fizik dersinde başladım Allah'a anlatmaya. Kepler kanunlarını anlatıyorum. Espri yapalım. Babam mı dönülür oğlum? Artı 4 derecede su en yoğun. Halbuki 0 derecede artı 1'de daha yoğun olması lazım. Sen mi yapıyorsun? Bu duyuldu. Duyulunca işte o dim ilgisi öğretmen arkadaşları var ya. Ya bir fizikçi gelmiş derste Allah'ı anlatıyormuş. Benimle ilgilenmeye başladı. Tamam. Bunların yani hepsi hava, anlaşılabilir. Havaya tekrar girdik tamam. yani. Havaya girdiniz de siz şöyle mi sanıyorsunuz? Milli mücadelemizi, mücadeleci tarafımızı, davamızı oh ne güzel bir televizyonumuz oldu. Buradan anlatalım. Sizi motive eden misyon bu mu? Aynen. Çok güzel yakaladınız. Şimdi biz öğrencilere ders veriyoruz Yalova Lisesi'nde. O sağ sol kavgaların 68 kuşağının sağ tarafıyız ya. Ya çok canımı sıktı. Biz niye kavga ettik ya? Çocuklar çok tatlı. Mesela üç tane Mao'cu öğrencim var. Altı edebiyatta sınıfa giriyorum. Mao'nun kitabını üçü birden koyuyorlar sorunun üstüne. Şimdi eskiden olsa kavga sebebi bu. Ben gülümsüyorum hiç görmedim. Onlar şimdi 55 yaşında saygıları, sevgileri devam ediyor. Peki. Ben diyaloğu Yalova Lisesi'nde öğrendiğim için Fethullah Gülen'in eğitimle ilgili, diyalogla ilgili şeylerine gönüllü oldum. Biz gazete çıkarıyorduk, televizyonumuz yoktu. Şimdi Zaman gazetesi de var, televizyonda var. Hey Hüseyin Gülerce, sen ne istiyordun? Eğitim, diyalog, uzlaşma. Mesela benim kimliğim bilindiği halde sağcı, beni eski bir dev gençliği, Yalova Spor Başkanı yaptı ya, rahmetli Timur Utku. Ya dev gençli, biz mücadeleciyiz. Bunlar benim fıtratıma o kadar hoşuma giden şeylerdi ki, ben aradığım kaynağı buldum diye bu kadar kendimi kaptırdım. Peki, 95'te size dediler ki. 94'te altın uzade, Ahmet Taş getiren beyinde olduğu yerde gazeteciler ve yazarlar vakfı kuruluşunda isimler belli olmuş. Doktor Kudret dedi ki, hocam dedi bugün notere isimleri vermemiz lazım. Henüz mütevelli heyet başkanlığı belli değil dedi. Bakın 94. Daha zaman gazetesi genel müdürü değilim. Ben şimdi diyorum bakalım kimi yapacak hoca efendi. Döndü bana ama 15 dakika düşündü. 15 dakika geçti ona cevap vermedi. Döndü 15 dakika sonra Hüseyin Bey olsun dedi. Hayda. Ya ben Yalova'da dershanecilik yapıyorum. Mütevelli kendisi kurucuların isminde Fethullah Gülen benim mütevelli başkanı yapıyor. Tam 14 yıl yaptım mütevelli başkanı beni dinletmeye başladığında almış görevden meğerse. 2009-2013 arasında beni terör organize suç örgütü üyeliğinden dinletmiş Fethullah Gülen. Bir sene öncesinde de şeyden aldı, mütevelliyet başkanlığından. Şimdi mütevelliyet başkanı, 4 ay sonra da Zaman Gazetesi Genel Müdürü Pat ben Latife Erdoğan'la Nurettin Veren'in bulunduğu zemine geldim. Ama onlardan değilim. Onlar da zaten etrafına söylüyorlar. Bana imade ediyorlar. Peki sen bunlardan alınmadın mı? Alınmadım. Çünkü benim niyetim Fethullah Gülen'in gözüne girip ya yani içeriye girip de bir yere gelmek değil. Hep onlar teklif ettiler. Ben meğerse efendimizin, peygamberimizin hadisine uygun davranmışım. O öyle diyor. Peygamberimiz. Biz yöneticiliği istediğimize veririz, isteyene değil. Ben hiç istemedim. Hiçbir şey istemedim. Yalova'da dershanecilik yaparken gel konferansçı ol. Gel mütevelli heyet başkanı ol. Gel Zaman Gazetesi genel müdür ol. Kimseyle yarışa girmedim. Hatta beni eleştirenler oldu gazetenin içinde ayrılırken gençlerden. değil mi çok ayıp ediyorsunuz. Ben burada seçime girip genel müdür olmadım. Torpil de yapmadım. Gidin Hoca Efendi'ye söyleyin. Ne söyleyeceksiniz? Ayıp değil mi yani? Onun kararına itiraz ediyorsunuz. Peki. Yani 95'ten ya. Zaman Gazetesi Genel Müdürlük'ten sonra Temaslarınız oldu ta ki kopuş ne zamandı diyelim 2000? Ha şimdi 99'da Amerika'ya gitti ya o zaman ilişkilerimiz koptu. Mesela sen bunları görmedin mi? Ben de vicdan sahiplerine soruyorum. Ben o kadar akıllı değilim, kabiliyetli değilim. Siz benden çok akıllı ve kabiliyetlisiniz. Ama vicdanı olanlara söylüyorum. Fethullah Gülen Amerika'ya gitti. Ben 5 sene Yalova'dan genel müdürlüğe gittim geldim evimi altını zadeye taşımadım. 5. katta kalmadım. Kimlerle oturup kalktı? Kimler ziyarete geldi? Kimlerle ne konuştu bilmiyorum. Hiçbir sima görmedim. Yalova'dan 5 sene gittim geldim diyorum. Arkasından da atladı Amerika'ya gitti. Ben de sene de 2 defa gittim. 5 günde bir hafta kaldım. Şimdi benden daha kabiliyetli olun, daha akıllı olun. Çok uyanık olun. Fethullah Gülen'in benim 15 günüm haricinde 365'ten 15'i düşün. 350 gün kimlerle ne görüştüğünü nasıl anlayacaktınız? Sanlamayacaktınız da size bir zamanlar Türkiye'de şeyin Fethullah Gülen sözcüsü gözüyle bakılıyordu. Ha, bakılıyordu ama ben değildim. Ben inanın Habertürk'te çalışan arkadaşlar şahittir. Habertürk'e çok bağlandım o dönemde. Sözle şöyle başlıyordum programa. Vallahi billahi cemaatin sözcüsü değilim. Neden ama bana sözcü sıfatı takıldı? Şimdi Fethullah Gülen o kadar uyanık ki bir Edirneliyi bulmuştur Akyalı'yı. Fizik öğretmeni. Yalova Spor Başkanlığı yapmış. Mücadelecilikten geliyor. 94'te de açılım başlamış ya vitrine açılma uygun bir gelen müdür, mütevelliyet başkan olması lazım. E biz de ya davamız için ne güzel zeminler bulduk diye aşkla, şekle, köylan gibi şahlanmışız. Hazırız. Ama Ameller niyetlere göre. Benim niyetim davama hizmet edeceğim. Gençler, eğitim, diyalog, uzlaşma. Bizi vitrine çıkardı. Ba Hatta bir gün bir arkadaş bana altın zahide dedi ki, çok abi senin yerinde olmak isterdi abi dedi. Ne oldu dedim. Hoca efendi dedi sizi yorumda televizyonda izlemiş. İşte yüzümüz dedi dedi. Pot kırmayan Allah affetsin övgüye giriyor. Neden? Onun etrafında yetişenlerin hepsi televizyonda pot kırıyor. Saate bak, 15. dakikada lastik patlıyor. Siz Ve bu bütün bunlar olurken esnaf organizasyonları, askeri okul organizasyonu, oku, öğretmenlerin dershanelere verilen soru, KPSS filan bütün bunların hiçbirine ben şahitlik etmedim. Ben sadece zaman gazetesi genel müdürlüğü yaptım. Ne diyorsunuz? O gizli ilişkilerin hiçbirisine şahitlik etmedim. Allah'ı şahit tutarım bakınız. Şimdi adam sıkıştırıyor. Abi biliyorsun ama bildiklerini söylemiyorsun. Ben diyorum ki Allah şahit. Hı? Böyleleri gizli işleri bilip de söylemediğim tek bir şey yok. Ya Bu yaşta insan yemin eder e, mi? Savla ben, ben soru şey değilim. Ya onlara cevaben diyorum bakınız. Ben sadece bu kadar kripto sonra duyduklarımız karşısında hani gözlerimizin fal taşı gibi büyüdüğü bir yapıda Hüseyin Gülerci gibi işte yakın zamana kadar Gülen'in sözcüsü organizasyon sözcüsü falan gözüyle bakan sonra hop ne oluyor deyip ekipten ayrılan bir ismin bilmem KPSS e vermiş olabilirler duymadım askeri okul verdiler Şimdi hiç bana uğramadılar ne zaman duydun mesela daha şaşkınlık KPSS'de değil de şaşkınlık yaşanmaması lazım ben diyorum ki bak benim yerinde benden daha akıllı daha kabiliyetli birisi mesela sınav sorularının verildiğini nasıl öğrenecek neden bir bu sınav sorularının verilmesiyle ilgili birim imamların da haberinin olmadığı bir birim. İl imamların. Ya mesela özür dilerim. O kardeşinizin oğlu, kız kardeşinizin kızı. Ya Hüseyin Bey destek olalım falan deyip elinizden de, ellerinden de mi tutmadılar? <laughs> size daha Hiç ilginç, size? Daha ilginç <laughs> bir şey söyleyeyim. Benim kızım e, Marmara Üniversitesi e, sınıf öğretmenliğini bitirdi. Öğretmen çıktı yani. Branşta kimyaydı pardon. E, Semire aldı bunlar. Öğretmen yapmak için benim kızımı. Fakat benim kızım üniversitede okurken onların dershanelerinde verilerinde kalmamıştı. <laughs> Bugün AK Parti'ye yakın ne o bir yurtlar şeyi var. E, o, Esar Vakfı. Türkiye. onların yurtlarında kalmıştı. Şimdi bakın bu onlar için çok önemli bir ölçü. Hüseyin abilerinin kızı da olsa kendi memelerinden süt emmemiş. Fakat kalleşlikleri ve karaktersizlikleri şurada. Ya bu çocuğu benim çocuğumu öğretmen yapmayacaksanız bizi niye işletiyorsunuz ya? Yani ayıp değil mi? Semere çağırıyorsun. semeri bitiriyor. Ne ne beklersiniz seminerden sonra? Ne oldu değil mi? Yani kolejlerden birinde öğretmenlik bekliyoruz. Hayır onu da beklemiyoruz. Cevap bekliyoruz yani. Kabul ettiler mi etmediler mi? Bir hafta geçti yok, 10 gün geçti 20 gün. Ya seminere katılanların bazılarından öğreniyor kızım. Söylenmiş onlara. Sonra ben arıyorum kim bu işin sorumlusu başındaki. Ya benim kızım da gelmişti seminere ne oldu? Abi onu biz değerlendiremiyoruz. Hep halkan dışında tutunmuşsunuz. Bu e sizi rahatsız etmedi mi? İşte etmedi. O da mücadele birliğinden tecrübe. Ben ateşe yakın olmak istemedim mücadele birliğinden tecrübe. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Peki. Evet. Gelelim biraz sıcak işe. Ee, şu şeyi bir görelim. Bir nolu videoyu dün Habertürk ekranlarında yaşadığımız bir mesele. Bir nolu videoyu bir gelsin arkadaşlar. Evet. İhsan kalka bana. Döner, dönerken uçakta hoca efendisiyle dalga geçiyor. Biraz da Aziz Bey'in şakacı dili biraz da şeydir, acıtır. Ee, öyle söylüyor. İhsan Bey fena halde alınıyor. Bunu götürüyor hocasına söylüyor. Arkasından da operasyonun göbeğine bam diye düşüyor işte. Buradan şunu anlamaya çalışıyoruz. Burada ifadeler kullanılmıyor. Belki biliyorsunuzdur. Biz de buradan şimdi söylemeyelim. Ee, Aziz Yıldırım, Fethullah Gülen'le dalga geçtiği için, bu söz ona gittiği için bir nevi Aziz Yıldırım'ın hayatı kararıyor. Gerçi... Ee, hani gerçekten o sürecin en direniş gö gösteren en sert dişlisi Aziz da Belki de bugünün en haklı isimlerinden biri de o. Böyle bu tinette biri midir Fethullah Gülen? Şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Bu olayın İhsan Kalkavan'la hiç alakası yok. Mesela, olayı biliyorsunuz siz. Olayı ben anlattım ilk defa CNN Türk'te. Bir daha anlatın. Bak dedim ki ben, e, Fethullah Gülen o da şuradan geldi. Şimdi o, o programda Şekip Mosmo şey Mostaroğlu mu? Mosturoğlu. Mosturoğlu. Onu da alacağız biraz. Ha. Şimdi o mesela bir takım şeyler söyledi. Bir saniye. Bir takım şeyler de gelsin mi Kinoğlu e, videoda? Gelsen. Onun üstüne konuşalım. Şimdi bakın Hüseyin Gülerce televizyon programlarında kendini bu örgütün bir üyesi olarak tanıtıyor. Örgüt suçları temadi gösteren suçlardır. 3 Temmuz 2011'den sonra Hüseyin Gülerce 3 Temmuz operasyonu ile ilgili neler yazmıştır? bu operasyonun hangi tarafındadır? Acaba örgüt tarafında mıdır? Eğer örgüt tarafındaysa bugün ben özür diliyorum, pişman oldum diyerek o suçtan kurtulamaz. Bu en sıcağından başlayıp geriye doğru gelelim. Veya Şimdi yalan canınız hangisi istersin? Oradan başlayalım. Adam yalan konuşuyor. Örgüt üyesi olduğunu söylüyor. Yani bunu bir geri zekalı söyler değil mi? Bir örgüt çıkmış ortaya. Ben örgüt üyesiyim. Yani yandan görüşülmüş mü? Mostaroğlu'na öyle görünüyor. İnsan örgütü ben örgüt üyesi demiyorum ki. Bak ne diyorum? Zaman Gazetesi'nde çalıştım sama. O zaman örgüt müydü? Örgütse Cumhurbaşkanlarından başbakanına herkes bu örgüte yardım etti. Örgütse Fenerbahçeliler başta kendisi niye bu örgüte karşı çıkmamış? Hiç iş duymadık. Gülen cemaatiyle ilgili Hizmet Hareketi ile ilgili bir şeyini. Ne zaman ki Fenerbahçe ile ilgili bir mesele geldi. O zaman örgüt diye bir şey yoktu ki. Bunun adı yeni konuldu. Fethullahçı terör örgütü. FETÖ. Ben şimdi kendisine soruyorum. Uğraşmak istemiyorum bu insanlarla da. Eski mücadeleciyim. Aslında şu anda Türkiye 15 Temmuz'u yaşamasaydı ben bu Mosturoğlu uğraşırdım. Ama şimdi bir darbe yaşadık. Şehitlerimiz var. Adam ne konuşuyor? Ayıptır ya. Ne diyeceksiniz? Bak şunu söylüyorum. Yani o sürece 3 Temmuz sürecine katkı verdiniz diyor. 3 Temmuz sürecine. Şimdi şuradan başlayalım. Ben CNN Türk'te Fethullah Gülen'in karakterini anlatırken kendisini Mehdi kabul ettiği için seçilmiş kurtarıcı, beklenen salih zat buna inanıyor kendisi. Allah tarafından görevlendirilene inanıyor. Dolayısıyla önüne çıkan her engeli ne pahasına olursa olsun hukuk dışına çıkarak, meşruiyetin dışına çıkarak bertaraf etme gözü karalığında bir adam. Bir parantez. Siz Zaman Gazetesi'nin idari işlerle vesaireyle uğraşırken bu tür durumlara düştüğünüzde onun cevazınıza, cevazını almak için sorduğunuzda size de böyle yöntemler tavsiye ettim. Boş verin Hüseyin Bey. Şuna gidin saat gönderin, şunu tatile gönderin, böyle halledin dediği işler oldu Hiç musunuz? hayır asla. Bakın işte orası da bilinmiyor. Bizim onunla münasebetimiz bugün konuşan arkadaşlarla olan münasebeti gibi değil yani. Bizim aramızda bir mesafe var. Ama hani grubun amiral gemisini yürütüyorsunuz zaman gazetesi. Ama ben eski mücadelecilikten geliyorum ve onun yanında 45 yaşındayım. 17 yaşında bana tokat atmış değil ki. Hakaret etmiş değil ki. Şu falakanın ucunu da sen tut diyebilmiş diye değil ki. Yapar mıydı öyle şeyler? E anlattı ya Nurettin Veren. Falakayı tutturmuş ona da Mehmet Demircan'ı. Fem dershanesi müdürünü falakaya yatırmış ya. Bana öyle bir şey teklif bile edebilir mi? Bakın Parantez açtınız. Ben de parantezin içinde bir parantez açayım. Şimdi dört kişi oturuyoruz. Ben Zaman Gazetesi Genel Müdürüyüm. Yanımda ismini söylemeyeyim. Herkes bilir o, o gün bakınca. imtiyaz sahibi var. Yanımda... Ben de AK diyeyim. <laughs> Doğru isim mi? Yok. İB. İ.B. imtiyaz sahibi. Hmm. Ondan sonra AA var. Genel Yayın Yönetmeni. Ondan sonra da Samanyolu Televizyonu genel müdürün NT var. Bilen bildi. Kızdı bu neye kızdıysa Fethullah Gülen Samanyolu'nun genel müdüründen başladı. Dedi ki siz dedi işte şuralarda bulunmuş birisiniz dedi. Televizyonculuktan ne anlarsınız dedi. Bunu söylediği zaman o şahıs 55 yaşlarında. Fethullah Gülen de 62 yaşında falan. ve 65 yaşında. Ya şimdi ben Nevrim'de hiç böyle görmedim kendisini. Koskoca adama Samanyolu'nun genel müdürü sen televizyonculuktan ne anlarsın diyor. Arkasından diyor ki sen diyor başka bir televizyon binasına gitsen diyor. Acaba seni kapıdan içeri alırlar mı diyor. Geçtik. Yanındakine genel yayın yönetmenine. Siz dedi bir ilahiyatçısınız dedi. Gazetecilikten anlıyor musunuz? Dedi. Anlar mısınız? dedi. Bu numarayı bu numarayı daha önce Aykut Edibali yapmıştı mücadele birliğinde. Bu liderlerin tırnak içinde özelliğidir. Herkesin içinde onları birbirine ezdirme. Bir daha artık o otoriteye karşı çıkabilirler mi? Sonra geçti imtiyaz sahibine. Siz de bir ilahiyatçısınız dedi. Gazetenin para işleriyle uğraşıyor gözüküyorsunuz dedi. İktisattan anlar mısınız dedi işletmecilikten. Ben dedim ki Bakalım bana ne diyecek. Bana gelince o kızgın kişi öfkeli kişi tebessüm etti. Ben Hüseyin Bey'e bir şey demem dedi. Şimdi bunun için anlatıyorum. Bizim onunla münasebetimiz diğerlerinden farklı. Mesela onlara dediğini bana dese ben ertesi gün Yalova'dan gitmem oraya. Onların arasındaki münasebet gibi değil bizim münasebetimiz. Dolayısıyla ben bir örgüt üyesi değilim. Allah da biliyor. Ha devlet de biliyor. Bakın şimdi ben savcılara 3-4 defa ifade verdim. Kitabı yazdıktan sonra kitabımı satır satır okumuşlar. 5 defaya çağırdılar. Devlet Denetleme Kurulu'nda 3 saat bilgilendirdim. Nasıl bir yapı var karşınızda. Hepsine söylediğim örnek şudur. Ben fizik öğretmeniyim. Buzun bir hissesi dışarıdadır. 9 hissesi suyun içindedir. Karşı karşıya olduğunuz bu hareketi tanımanız çok zor. Bunların bir hissesi dışarıda, 99 hissesi içeridedir. Bunları nereden biliyorsunuz? Ve çıktı ya ortaya. Ha, o, o zamandan değil, ortaya çıktıktan Hayır, sonra. O ya zaman siz sonra gidiyorum. Tamam, ya. o zaman siz de kamuoyunun o 25ten sonra o gizli işleri evet kamuoyuyla birlikte öğreniyorum. Bakın daha ilginç bir şey söyleyeyim. Kamuoyundan farklı da bilgilendiğime dair Şimdi ben böyle konuşmaya başlayınca Beyaz TV'de anlatınca bak şimdi hala bana tweet geliyor. Hocam Allah razı olsun. O konuşmalarınızla bizi bataktan kurtardınız diyenler var. Kafası karışık olanlar. Beni iyi tanıyorsa mesela Allah razı olsun Yalova'da bir kurumda da üst görevde çalışan bir öğrencim var 55 yaşlarında. Oğlu bulaşmışmış onlara. Oğluma dedim ki bak bu benim hocam. Bu söylüyorsa doğru söylüyordur. Bunlarla uğraşma, ilgilenme bir daha. Söylediği şey bu. Şimdi ben böyle konuşmaya başlayınca Yalova'ya mesela gelen kişilerden birisi çok önemli. O arkadaştan rica ettim. Bildiklerini savcılara da anlattı. Çok önemli. Bir tanıdığım vasıtasıyla Samanyolu eski çalışanlardan, program yapanlardan birisinin telefonuyla abi sana Yalova'ya bir arkadaş göndereceğim. Bir dinler misin dedi. İki sene önce oluyor. Yani e, 94'ün sonu veya 95'in başı. Evime geldi, oturdu. Arkadaşın özelliği ne biliyor musun? İstanbul istihbaratta 10 yıl çalışmış. Siz anlattıklarını anlatacak mısınız bize? Bazılarını anlatacağım. Kısa bir araya gidelim. Aranlarda. Peki. Akılda kalan devam ediyor. Hüseyin Gülerce ile beraberiz. Bir istihbaratçı geldi bana. Dedi ki, dedi müsaade istemiştik. Ne dedi? Tabii benim ufkumu çok açtı. Bir bu arkadaş açtı bir de... Ne zaman oluyordu bu pardon? İşte iki sene önce. Bir de üç sene önce gelen Mustafa Yeşil açtı hizmetle ilgili ufkumu benim. O zamana kadar tanıdığım, bildiğim hizmetin yerine bambaşka bir şey gördüm. Bilhassa Mustafa Yeşil. Şimdi bu arkadaş dedi ki, bütün iş dedi istihbaratta 2005'te değişti abi dedi. 2005'te istihbaratı hı hı. evet İstanbul'daki polis i̇stihbaratı. Tabi, emniyet istihbarat. Tabii emniyet istihbaratı. Nasıl dedim? 2005'ten itibaren mesela ben orada 10 yıl çalıştım dedi. 95'ten 2005'e kadar bir ölçü getirdiler. Sadece tam itaatkar olanları bıraktılar dedi. Seni hata neydi? Nereden anladılar? Ben bir seferinde bir eleştiri yapmıştım dedi. Bir tek eleştiri ve dedi dikkat ettik sonradan. Birinci ölçü bu. tamitat Her, herhangi bir yerde ağzından bir eleştiri kaçırmışsa onlara müsamaha yok. Onlar çıkartıldılar. Bir de hısım akrabalık bağları olanları bıraktılar dedi. Birbiriyle hısım akraba bağlı. Bacanak, enişte, kayınbirader böyle. Yani 2005 de bana göre tam bu e, işlerin mayalandığı tarih. Çok enteresan bir şey anlattı mesela. Kendi işlerinde de aslında bunlar Allah korudu milleti darbe olsaydı var ya ne olur? Benim tahminim 1 milyon kişi öldüreceklerdi. Niye Abartmıyor fazla? musunuz? Belki daha fazla daha da uçuk kaçık bir rakam olmasın diye söylüyorum. 1 milyon kişiyi çünkü bunlar Türkiye'yi teslim alıp Amerika'nın kucağına tam kucağına teslim etmek üzere 40 yıldır hazırlanılmış bir işgal kuvveti. Fethullah Gülen diyelim ki alayım ben burayı Amerika teslim edeyim dese. Evet. Bunu tabanına, teşkilatına nasıl e, entegre ediyor sorumu unutun. Niye sorumu çünkü Çünkü Fenerbahçe mezunu kaçırıyoruz. Siz tamamlayın sonra buraya geleceğim. Eğer Bir de Hüseyin Güler istihbaratçı Anladık Hüseyin Gül, Mustafa Yeşil ne dedi de siz değiştiniz Şimdi Bunlar birbirlerine düşerler Şeyinin bu arkadaş tarafından Anlatılan örneği çok enteresan ama Bunlar Mustafa Özcan'ın e, Yönlendirdiği insanlar Mustafa Özcan Bunlardan 5-6 tanesini Herhalde kendisine tam itaat etmediler e, Tayini çıkartıyor İstanbul dışına Bunlardan birinin sigortasını atıyor. atıyor Birisinin ne karışıyor o bu işlere diyor. Demek ki de deli bozuk birisiymiş. Atlıyor Amerika'ya gidiyor. Pensilvanya'ya. İşte Fethullah Gülen diyor ki böyle böyle yanlış bir şey oluyor diyor. Bizi niye tayin ettiriyor diyor. Ve durduruyor onu Mustafa Özcan. Şey Fethullah Gülen. Ama enteresan değil mi? Emniyetin içerisindeki yararşiyi Fethullah Gülen'in imamları dışarıdan adamlar sağlıyorlar. Tıpkı şimdi darbede çıktı ortaya. O generallerin tayin ve terfi işlerinin bu içerideki adamlar tarafından yapılması gibi. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Mustafa Yeşil ne söyledi de benim hizmet dünyamı tırnak içinde söyleyeyim. Hizmet olarak görüyorum ya. Yıktı. Şimdi 25 Aralık'tan 3 gün sonra e, Ahmet Taş getiren biz onunla aynı evlerde mücadeleciyken dört yıl beraber kaldık. İstifa etti bugün gazetesinden, Star'a geçti. Birkaç gün sonra, Ocakbaşı olur belki de, Mustafa Yeşil, yardımcısı Erkam Tufan Aytağlı atladı, Yalova'ya geldi. Telefon etti, Abi, biz Yalova'ya eve, size bir kahvaltıya gelmek istiyoruz dedi. Ama ondan bir ay önce de, yani 17-25 Aralık öncesinde de eşleriyle geldi ikisi... İşte abi siz de işinizi alsanız birlikte balık yesek Orada bir takım e, imalarla bana ya abi ayağını denk alsan yani sen e, başka bir yere gitmesen dikkat etsen gibi bir şeyler söyledi yemekte laf arasında. Ama tam olarak ne o? Ya onları şimdi hatırlamıyorum ama beni ikaz ettiği belli yani kaç yaşında insanız şu kadar tecrübemiz var. İkaz ediyor yani uyarıyor kendince. Ama Yalova'da Ocağın başında, 2014'ün başında e, eve geldiğinde e, o zaman çok açık girdi konuya. Abi dedi bak Ahmet Taş getiren stara geçti. Batan gemiye atladı dedi. Ya bu Tayyip Bey'le ilgili gerçeği artık görmek lazım dedi. Ne gerçeği dedim. Tayyip Bey dedi 30 Mart yerel seçimlerini göremeyecek dedi. Nasıl göremeyecek dedim yani. Abi dedi ya intihar edecek ya da akıl hastanesine götürülecek dedi. Ya bu ne diyor? Tayyip Bey sağlıklı bir insan neden şeye gidecekmiş yani akıl hastanesine? Tam olarak bu ne zaman dediniz? İşte 25 Aralık'tan 2-3 gün sonra yani veya bir hafta sonra. Şimdi benim kafam allak bullak oldu. Tayyip Bey İmam Hatip Lisesi mezunu, dindar bir insan. Kur'an okuyor, başbakan olmasına rağmen geçiyor, insanlara namaz kıldırıyor. Böyle bir insan intihar. Sonra dedi abi dedi bak dedi. Ha, o böyle deyince ben dedim ki siz bu işi bu kadar neden büyütüyorsunuz dedim. Bizim işimiz okullar açmak, yurtlar açmak, işte Hoca Efendi'nin o günkü şeyiyle asıl fethi gönüllerin fethidir. Bizim yönetimle, idareyle bir işimiz yok. Siyasetle bir işimiz yok. Bütün partilere eşit mesafedeyiz. Niye biz dedim yargıda açık canım sıkıldı. Emniyette silahlı kuvvetlerde o zaman biliyoruz silahlı kuvvetlerin içinde adamlar oldu. Çünkü 99'daki kasette kendinizi gizleyin. Belli etmeyin, kılcal damarlarda dolaşın diyor. Oradan anlıyorsunuz böyle bir tavsiyede bulunduğunu. Ama nasıl anlıyorsunuz? Üç kişi, beş kişi. Yani bizden de insanlar olsun. O zaman da bütün sağın isteği bu biliyorsunuz. Yani 28 Şubat geçmiş. Bizden, ondan, o zamanlar için anormal bir şey yok. Anormal bir şey bir yok. Bizden olsun. de birileri olsun. Siz dedim bu işi öncelemiyor musunuz? İşte dünyamı yıkan lafı söyledi. Kolunu uzattı böyle. Bak abi dedi. Bu silahlı kuvvetler asıl kol silahlı kuvvetler. Okullar, dershaneler, yurtlar, hastaneler, burslar, himmetler bu kolu korumak için. Ben hizmeti böyle mi anlamışım? Gidiyoruz, konferans veriyoruz, okullara gidiyoruz, üniversitelere gidiyoruz, anlatıyoruz. Meğer silahlı kuvvetler asıl dedi. İşte ben bunu anlattım şeyde, bakın Beyaz TV'de. Şimdi beni dinleyen silahlı kuvvetler içerisinde FETÖ'cü olmayanların mesela bunu çok önemsemeleri lazımdı. Diyorum ya 15 Temmuz öncesine kadar hava baş yani hava başka değil. Çok tesir uyandırmıyordu demek belki daha ya Mustafa ya. Yeşil. çünkü bak Mustafa Yeşil kendi sözünü söylemiyor. Lafa şöyle giriyor. Abi Hoca Efendi diyor ki asıl kol silahlı kuvvetler. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Ben Fethullah Gülen'den böyle bir şey duymadım. Vallahi benim duyduğum şey asıl fethi gönüllerin fethi. Adam silahlı kuvvetleri ele geçirmenin asıl fethi olduğunu söylüyor. Ben dedim ki neden önemli olsun? Silahlı kuvvetler kol olsun. Hoca Efendi diyor ki bu coğrafyada ayakta kalmamız silahlı kuvvetlere bizim olmasına bağlı. Ve ben bu ifadeyi Çağlayan'da, Savcı bey'e söyledikten bir hafta sonra Mustafa Yeşil kaçtı Amerika'ya. Anladılar ne kadar büyük pot kırdığını. Ve bakınız bütün bu olan biteni izah eden lafı söyledi adam bana orada. Her şeyi izah ediyor. Şimdi darbe olunca daha da izah ediyor. Demek ki asıl kol silahlı kuvvetlermiş. Geldim soruma. Fenerbahçe mi? Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ı niye hedefe koydunuz? Ne olmuştu? O hikaye neydi? Onu bir anlatın önce bize lütfen. Ee, Şimdi, Aziz Yıldırım Fethullah Gülen için bir şey söylüyor. Ne diyor? Aziz Yıldırım uçakta... Bunu duydunuz mu orada mısınız? Ben orada değilim. Ben ha? nerede? ben Saraylı'yım bir de. Beni Fenerbahçelerin uçağına bilmiyorum alırlar mı? Hmm. Bir tanıdık olsa alırlar belki. Şimdi uçakta özel uçak bu kaç kişi var bilmiyorum. 5 6 mı, 7 8 mi, 10 kişi mi? Ama orada birisine öyle şakayla karışıklı da avukat arkadaşın dediği gibi falan da değil yani. Böyle bayağı sistem kar bir şekilde birisine diyor ki senin bu Fetullah'ın yanında ne işin var diyor. Senin gibi bir adam bu bu kişi İhsan Kalkavan mı? Değil dedim ya. Tamam. Zaten de açıklamak da istemiyorum. Mesela başka tarafa da isimlere çekiliyor. Ya burada isim önemli değil. Fethullah Gülen'in nasıl bir insan olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Ya o ismi o kadar önemli değil ki. İnsanlar merak ediyor kim o kim. Ama o. şimdi bak o insanın üstüne saldırılacak edilecek. Yani o dönemde Fethullah Gülen'e sempati duymayan adamlar az ya. Herkes sempati duyuyor. Şeye kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne, Pensilvanya'ya kadar neredeyse gitmeyen iş adamı, sanatçı, sporcu kalmadı. İşte gibi. Bir, bir duymayan Aziz Yıldırım yani. demek ki o dönemlerde bile bu lafı söyleyebildiğine göre. Ha ama sonra. E tabi bu insan da Konuşurken Fethullah Gülen'le bu hadiseyi anlatıyoruz. Vay, sen bizim anlatan? Çünkü biraz önce söyledik. Fethullah Gülen kendisini seçilmiş kurtarıcı gördüğü için kendisine karşı çıkan herkes bir engeldir. O engelin kenara çekilmesi lazım. Şimdi bu Fenerbahçe yöneticileriyle anlaşamadığımız yer şurası. Onlar diyorlar ki bu Fenerbahçe meselesi hala mesela Mostroğlu diyor ki Şikeye 3 takım karıştırıldı diyor. Yani Galatasaray ne? Ya kardeşim, insaf be. 15 Temmuz'da darbe oldu. 7 Ağustos'ta Yeni Kapı'da yeni bir sayfa açıldı. Hala Galatasaray'ı karıştırıyor ya. Bunlar Fenerlilik şeyine batmışlar. Biz Türkiye'den bahsediyoruz. Devletten, milletten bahsediyoruz. Türkiye üzerine bir kabus çökmek üzereydi. Ondan kurtulup yeni bir sayfa açmaktan bahsediyoruz. ...adam eskinin yaralarını kaşıyor ya. Ama o dönemin mağdurları da şimdi bir... ...hak aramak durumunda değiller mi? Şimdi bu hak aramayla ilgili değil ki. Ben hakkını gene arasın... ...kanunen ya. Mesela bana diyor ki işte o zaman örgü... ...ya benim 3 Temmuz olayında yazdığım yazılarda... ...söylediğim ana fikir şu. Darbe heveslileriyle... ...darbeye teşebbüs edenlerle... ...ne güzel uğraşılıyor. Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Bu lafı herkes söylüyordu o gün. Bu arada... Futbolda da kirlilik varsa ki olması ihtimali var diyorum eski bir Yalova Spor Başkanı olarak. UEFA'da, FIFA'da neler çıktı ortaya ya. Neredeyse futbol dünyada kara para aklama yeri. Yani tertemiz bir alan değil ki konuştuğumuz alan. Bunun da üzerine gitsin. Yargı bunun da tespit etsin. Bunun Fenerbahçe ile bir alakası yok ki. Fenerbahçe şike yapmıştır demiyoruz. Yargı baksın diyoruz. Ha o günkü yargı kumpaslarla ilgiliymiş. Bedduaları ters döndü, kupmasları ters döndü. Onlar da cezalarını çekiyorlar. Ama benim söylediğim şey şu. 17-25 Aralık'ın adı Türkiye'de hala, bak hala bir kesimde, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu değil mi? Peki öyle mi? Dı belki 15 Temmuz'a kadar. Kadar. Ama biz 17-25 Aralık'tan beri diyoruz ki bu yolsuzluk ve rüşvet kılıflı siyasi darbe teşebbüsüdür, siyasi bir darbe hareketidir. Ben de şimdi geriye dönüp 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bu konunun bir şike meselesi olmadığını, tıpkı 17-25 Aralık'ın rüşvet ve yolsuzluk meselesi olmadığı gibi bir şike meselesi olmadığını, Fethullah Gülen'in engel gördüğü Türkiye'nin en çok taraftarı olan kulüp başkanının bu hissiyatının Fenerbahçe taraftarlarına yayılıp da kendisinin önüne büyük bir engel çıkmasını önleme hareketi diyorum ya. Bu da anlaşılmayacak bir şey yok ki. Özeti bu. Peki Star gazetesinde 5 Ağustos tarihli yazınızda diyorsunuz ki Baykal ve MHP'li siyasilerin kaset olayıyla dik cinayetinin çözülmesinin Fethullah Gülen açısından tam bir kabus olduğunu söylemeliyim. Ee, niye kabus? Fethullah Gülen'in yıkılması üzerine oturduğu üç ayağın çökmesine bağlı. Üç ayak üzerine oturuyor. Bu ayaklardan birisi taban dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın ibadet dediği ki o dost halkası oluşturuyordu o tabanı. Yüzde doksanı doksan beşe ayrıldı artık zaten. İyice hipnozda, derin hipnozda olanlar var. <laughs> Bu 15 Temmuz darbesini bile hala Erdoğan'ın başkan olmak için yaptığı bir film olduğunu diyor ya Fethullah Gülen, Hollywood filmi. De. Orada bir duralım. Bir nevi pantez açalım. Hipnoz, anahtar kelime. Sayın e, Gökçek e, Cinmin mevzudur dedi. hipnoz pek çok kavramla kavramsallaştırabiliriz. Orada bir şey var mı Hi hipnotize etmek, büyülemek, ee, ne bileyim işte bir Enes Kanter örneği. Çocuk diyor ki, soyadımı Gülen diye değiştiriyorum falan. Bir verseniz o fotoğrafı Enes Kanter fotoğrafına. Çocuk diyor ki ben gerekiyorsa evli ailem beni reddetsin ama ben artık bu aileden değilim. Aile onu reddediyor falan. O. Spesifik bir örnek belki sayılabilir. Belki sayılabilir aslında. Enes Kanter'den bahsediyoruz. filan Burada bir böyle şeyler hiç gördünüz mü hissettiniz mi? Şimdi şey, Fethullah, Fethullah Gülen öyle bir numaracı ki ben yapmıyorum etrafım yapıyor şeyine yatmıştır hep. Şimdi benim fizikçi de olduğumu bildiği için benim yanımda mesela hep benim hoşuma giden şeyleri söylüyor. Bir tanesi ya Hüseyin Bey bir ara e, bilhassa bu kız talebeler ortaokul, lise talebeleri, kızlar alabiliriz fotoğrafı. Çok değişik rüyalar görüyorlar. Bu rüyaları da bana gönderiyorlar. Ben artık yasakladım bunu Hüseyin Bey. Çünkü rüyalarla amel etmek doğru bir şey değil diyor bana. Bu rüyalarda tabii hep kendisinin işte beklenen salizat olduğu anlatılıyor ama bunlara itibar etmediğini söylüyor. Halbuki yalan söylüyor. Bana öyle söylüyor. Şimdi bir ses kaydı düşmüştü. İlk defa söyleyeceğim. O ses kaydı da onunla konuşan kişinin adı Barbaros Kocakurt. İlk defa söylüyorum. Hangi kaydı? Diyor ya hocam arkadaşlar rüya görmüşler. Peygamberimiz tweetleri ikiye katlayın diyormuş rüyasında. Arkadaşların. Fethullah Gülen ne diyor ki? O zaman ikiye katlayın tweetleri diyor. Bak bana rüyalı amel edilmez diyor. E siz, Yasakladım diyor. Siz onun vaazlarında falan hep şeyi görüyoruz. Rüyamda peygamber efendimizi gördüm bana hayır, şöyle. Hayır hayır Onu vaazlarda söylememiştir. Kendisi. Ben hiç ha, özür dilerim ya kendisi diyorum. Etrafındakileri Etrafındaki Tabii. Onu duyuyoruz. Ben de duyuyorum. Ve ben orada itiraz ediyorum. Diyorum ki bakınız. Şeyde o Küçük Dünyam kitabında falan onlarca mesela anlattığı rüyaları falan diyeceğim şu. Ha, pek çok insan biliyor ki bu rüyayla amel eden bir model. Fethullah Gülen. Size gelip böyle bir şey dediğinde siz iyi de hoca, hoca efendi ne diyorsanız o zamanlar. Ama siz hep rüyalarınızdan bahsedersiniz demiyor musunuz? Demediniz mi? Ya veya bu adam kendi içinizden benimle dalga geçiyor falan demediniz mi? Şimdi ben geçen bir televizyonda da söyledim. Benim en büyük hatam 95'te Zaman Gazetesi Genel Müdürü olunca Ocak ayında hemen İzmir'e gidip tavsiyelerini ve duasını alayım düşüncesiyle vardığımda kendisiyle görüşmeyi beklerken bir patırtı gürültü üzerine gidip onun Cevdet Türk yolunu dövmesini görmem. Benim gibi bir adamın yani diyalog, hoşgörü, muhabbet, sevgi savunan bir adamın bir gazeteye genel müdür oluyor ve bu bir cemaatin gazetesi ve bu cemaatin lideri bu adam. Burada evli barklı birisini dövüyor. Ne diye dövüyordu onu? İşte Nurettin Veren'le kavga etmişler. Nurettin'i dövemediği için onu dövüyor. Yaş küçük Cevdet. Onu ortaokuldan beri dövüyor diye alışmış. Ne yapıyor? El mi açtırıyor da yoksa pataküte girişiyor mu insanlar? Tekme tokat ya. Tekme ya. Tekme tokat. Neresine vuruyor belli değil yani. O da hiç sesini çıkarmıyor. Şimdi mesela bana bir eleştiri gelecekse ya bunu gördükten sonra niye Zaman Gazetesi Genel Müdürlüğü'nü kabul etti? Evet. Bu haklı bir eleştir. Benim o gün İstanbul'a dönüp ben bu işi yapamayacağım. Ben yine Yalova'da işime bakayım. Sizlerle aplapmız, dostluğumuz devam Dövdüğü etsin. Dövdüğü adam kaç yaşında o zaman? Aralarında kaç yaşı var bu dövüyor? Diyelim 5 yaş ha? Yok canım o kadar On değil. Yaş. Fazla fazla. 20 yaş. Diyeceğim şu. ot, ot yok. Ee, 50 yaşında olsa ya yani 25 yaş vardır. Tamam da bu dövül 20 20 20. 20 25. Dövülen, dövülen çocuklar, kişiler ya bu adam bir anormal deme, demeyecek kadar işte burada bir şey mi var? Bak ee, beni nasıl ikna ettiler biliyor musun? Sihir. Cevdet Türk yolun hemen bir arkadaşı geldi. Yaşıtı, beraber büyümüşler. Sonra kazara mı gördünüz yoksa gitsin gözünüz önünde mi dövdü? Ya gürültü patırtı olunca ha. ben odamdan fırladım beklediğim odadan. Başka bir odada, genişçe bir odada dövüyor. Gözümün önünde dövdü yani. Sonra çok mahcup oldu tabii. Yemekte bana diller döktü. İşte Işılay Saygın kendisine bir diye, tişört hediye etmiş, lacivert hiç unutmuyorum. Ee, geniş dokunmuş, sık değil. Hemen onu dedi Işılay getirdiği hediyeyi getirir misiniz dedi. Yemekte. De. Bana onu hediye etti. Yemekte. Şimdi bu defa gönlümü almaya çalışıyor. Benim böyle bir olaya şahit olmamdan çok rahatsız oldum. Şimdi hemen yaşıtı geldi şeyin, Cevdet Bey'in Türk yolunun. Dedi ki abi bu olaya sakın takılma. Cevdet'i 14 yaşından 15 yaşından beri dövüyor. Belki her hafta dövüyor dedi ya ve dedi yanlış anlama. Cevdet çok sevinmiştir dedi bu dayaktan yani bir tek beni dövüyor. <laughs> dedi. Bana Şaban'a getirin gibi bir hadise meşhur Türk filmi. Ben burada en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Cevdet Bey'in hanımı Fetullah Gülen'in yeğeni. Öz yeğeni. Öz yeğeni. Acaba eşinin amcası tarafından dövülmesinde ne hissediyoruz? Biz buraya nereden geldik? Şuraya. Bu insanlar şey mi? Ee, ne dediniz unuttum. Anahtar kelime. İpnos. Onu evet. Tabii. Şimdi bakınız telefon dinlemeleri olduğu için baştan beri telefonlarını dinletiyor herkesin yakındakilerin. Daha önceden dinlemelerden haberdar olduğu için mucizevi şeyler yapıyor. Konuşmalar yapıyor. Bu kaç yıllık bir adete dinletme işi? Ha, diyorlar ki mesela ilan iş bilen beni dinletirdi diyor. En az 40 yıllık bir hadise yani aletler aldırıyor dinleme cihazları. 40 yıldan beri dinletiyor. Hepsi diyor Latif Erdoğan da dedi beni dinletiyor diye. İşte beni de dinletmiş 2009'da 2013 arasında. Dinle tecessüs hastalığı var kendisinde. Tecessüs kim ne yapıyor? Seçilmiş insan ya. Şimdi bakın ben şahit olduklarımı söyleyeyim. Şimdi konuşuyor odada. O sohbet ettiği bir oda var onun Pensilvanya'da. Su içiyor. Kalkıyor odasına geçiyor değil mi? Her seferinde bardakta su bırakıyor. Yarı bırakıyor, üçte bir bırakıyor, üçte iki bırakıyor. Ya bilmiyor musun sen odaya girince oradan üç dört kişi hücum ediyor. O sudan birer yudum birer yudum içiyorlar. Ama en gırgırı ne? Orada büyük abilerden birisi varsa kimse o hamleyi yapamıyor. Büyük abi omuzlarını geriye at atarak şöyle kaykılara gidiyor. Elini uzatıyor, alıyor o suyu sonuna kadar içiyor. Büyük abi <laughs> Bu su içme işi Yine hipnozu genişletiyor Bir de giydiği falina mesela terlemiş sık sık terliyor O fanileyi da Böyle iyice hipnoz olacaklara Hoca efendinin giydiği falina Kokusu üstünde hediye gönderiyor Onu ben sonradan duydum fanileyi Ama mesela gömlek hediye diyor Tişört Daha ediyordu işte Bana tişört falan hediye falan. etti Tut, tutuyor musunuz Hiç giymemiş abi? Yok Diyeceğim şu. Kimisi de diyor ki o hediyelerle büyü yapıyor diyorlar. Aslında burası enteresan. Ha. Ya şimdi mesela öyle kendi aralarında bir şey dolaşıyor. Size gönderilmiş hediyeleri, takkeleri, başörtüleri falan yakın atın diye. Onlar size büyü için gönderilmiş olabilir diye böyle şeyler duyuyorum. Diyeceğim şu ya içti bıraktı falan. ve biliyoruz anladığımız kadarıyla da eğitim profili yüksek insanlardan oluşuyor bu kitle. O suya hamle yapanlar onlar değil. O talebe, esnaf, ha. iş adamı, o tür insanlar. Profil düşük. Yok öyle ben şeyden görmedim. Yalnız bak takıntısı çok fazla. Hiç anlatmadığım bir şey anlatayım. Biz bir defasında Amerika'ya 2006 olabilir. 25-30 kişilik bir heyet gittik. Heyette de çok değişik insanlar vardı yani. Çay içerken Mehmet Ali Kılıçbay da eşiyle gelmişti. Ee, en son hangi kitabı okumuştunuz diye sordu Kılıçbay. Vay. Gülene. Gülene vay. Sen böyle bir soru sordun he. Yalnız hiç bozuntuya vermedi. Onlar gittikten sonra ben 3-4 gün daha kaldım orada. Ya arkadaş günde 4 defa 5 defa o bana en son okuduğum kitabı nasıl sorabilir? Kim o? Nasıl der bana? Mesela şimdi bu hani bir sefer canı sıkılır insanın da. ya orada biraz sanki nezaketsizlik etti böyle bir şey demekle de der bitirsiniz değil mi? Bir e de sözüm ona seçilmiş bir insan bunu nasıl söyler? Onca insanlar arasında bunu bana nasıl söyler? Evet. Yani e, farklı bir karakter ama en korkuncu bu tankların masum insanların üzerine sürülmesi. Sonra Kılıç Bey'in başına bir şey geldi mi? İşte Abant'tan dışlandı mı filan? Tabii ki dışlandı. Bir daha ben görmedim onu. Ama bunu aniden yapmamıştır <laughs> çaktırmamak için. Mesela bir sene daha gelmiştir. Bir şekilde ondan sonra hakikaten iyi sordu. Benim hiç aklıma gelmemişti. Kılıçbay ondan sonra pek gözükmedi ortalıklarda bu toplantılarda. Avantta şurada burada. Çünkü çok büyük ayıp etti yani. Sorulur mu hiç? <laughs> Dolayısıyla hediye, kalem, saat falan bunlarla bir... Saat en meşhuru. Evet. O, F. Imzası. Gulen diye bir imzası vardır. Mesela oraya gidenlerin Pensilvanya'ya böyle e, işte liberal, demokrat o tür insanların hepsine birer saat hediye etmiştir. Bunlar yoluyla insanlar hipnotize etmiş olabilir diyorsunuz. O, şey, o insanlara verilen saatle de değil de hipnozu ortaokuldan itibaren yapıyorlar. Şimdi ortaokul çocuğunu düşünün. Kuleli Askeri Lisesi'ne girmiş mesela değil mi? Lise talebesini düşünün. Evlerde ilk anlatılan şey Fethullah Gülen'in Peygamber Efendimiz'de her perşembe akşamı görüştürülür. Ve o çocuklara, evlerde kalan o çocuklara, öyle ağır bir psikolojik baskı, algı operasyonları yapılıyor ki, mesela namaza kalkmıyor çocuk değil mi? Zor kalkıyor diyor. Ertesi gün diyorlar ki, senin namaza kalkmadığın, hoca efendiye malum olmuş. Ve sen bundan sonra kalkmazsan, senin şefkat tokadı yiyeceğin kesin. Himmet topluyorlar değil mi? Arkadaşlar himmet vermeye kalmasın. Bakın bu kağıda bu listeye herkesin isminin yazılması lazım. Neden? Bu liste peygamberimize arz ediliyor. Benim yalnız e, insanları öğretmenlikten tanıma, işte mücadelecilikte çapa yüksek öğretmen okulunda sağcılar mesela, kademe kademe, çeşit çeşit. İnsan fıtratında şöyle bir özellik var. Çok yaygın değil bu ama bu harekette çok görüldü. Bazı insanlar hipnoza çok açıklar. Mesela Fethullah Gülen bir şey söylüyor, adam ağlamaya başlıyor. Ya burada ağlanacak bir şey yok. Fethullah Gülen kendisi de öyle. Hemen bir şey oluyor, ağlamaya başlıyor. Bayılma hali oluyor. Artık numara mı? Hollywood artistlerine taş mı çıkartıyor? Etrafında dört kişi birden yelliyorlar onu. Ya kardeşim böyle bir uyu varsa çıkarmayın. Şimdi filmi başa sarınca inan bu CIA operasyonu. Nasıl mı? Bu adamın dikkat çekici hale getirilmesi istendi. Bundan başka kimse sarı bir cübbeyle, sırmalı bir cübbeyle diyanetin vaizi olmasına rağmen camilerde vaaz etmedi. Bakınız diğer hocalara. Bunun kılık kıyafeti, sarı cübbesi yani ortaya bir figür çıkarılmış. Bunun <laughs> etrafında toplanılsın diye bir algı operasyonu yapılmış. Bir PR çalışması yapılmış. Bu çok profesyonelce bir şey. Soruma geleyim. Kasetler Dink cinayeti. Tam bir kabustur dediniz. Neden? Şimdi şeyi söylüyordum ya. Üç ayak üzerinde oturuyor <laughs> bu Fethullah Gülen hareketi veya FETÖ. Bir, taban desteği. Soruların çalınması, hırsızlık, kul hakkı yenmesi bu taban desteğini çok sarstı. Çok aza indi. Çok zayıfladı yani. Diğer iki ayak siyasi destek uluslararası destek. Uluslararası desteği de yaban atmıyor. Bakın şu anda Avrupa Birliği Amerika verir mi iade eder mi etmez mi? Uluslararası destek çok önemli. Ya hala mevcut gibi gözüküyor. Hala mevcut. Siyasi destek siyasi desteği kıracak tek şey Baykal kasetleriyle MHP'li milletvekili yöneticilerin kasetlerinin FETÖ tarafından çekildiğinin belgelenmesi. Bu belgelenirse ki 15 Temmuz buna çok kuvvetli bir kapı açtı. 15 Temmuz'dan sonra görüyorsunuz FETÖ'yü Sayın Kılıçdaroğlu da kullanıyor. Eleştiri için söylemiyorum. Ama daha önce hiç ağzını almamıştı. Ama 15 Temmuz herkesin gözünü açtı diyorum ben. Artık CHP'si, MHP'si, AK Partisi kalmadı şeye gelince din cinayetine din cinayeti gittikçe bu FETÖ'yü köşeye sıkıştırmaya başladı. Eğer ispatlanırsa bunu da neden yaptı? Fethullah Gülen'in bir tek hedefi vardı. 2005'te değişti dedi ya o arkadaş bence 2005'ten itibaren Erdoğan'ı bitirmek. Din cinayeti Batı'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya bir mesajdı. İslamcılar iktidara geldi, azınlıkların hayatı tehlikede. O arada dikkat ediniz, Santoro cinayeti var, Rahip Santoro cinayeti. Sonra öldürülen ee, misyonerler var. Şimdi eğer din cinayeti bunların işlediği bir cinayetse, Amerika'daki Ermeni lobisi ayağa kalkacaktır. Fransa'daki Ermeni lobisi ayağa kalkacaktır ve bence Amerika yeni başkanını seçmeden iade edecekse yeni başkanını seçmeden iade edecek Fethullah Gülen'i. Bunu yeni başkana bırakmayacaklar. onu kucağına atmayacaklar. Çünkü edilmeleri din cinayetin ispatından bağlı bunu mu anlayalım. Çok Amerika'yı artık vermemezlik edemez. Kanada'ya da gönderemez. Düşünebiliyor musunuz Ermeni lobisi çok güçlü Amerika'da. Böyle bir hadise karşısında Türkiye'yi oyalayabiliyorlar. Estek diyor, köstek diyor. Ama Ermeni cemaatine bunu anlatamaz. Ermenistan'a anlatamaz. Fransa'yı anlatamaz. Fransa'daki Ermeni lobisini anlatamaz. Dolayısıyla siyasi desteği de bitti artık. Bir tek uluslararası desteği kaldı. O destek de biterse Fethullah Gülen'i kendi elleriyle Amerika biz de böyle bilmiyorduk deyip Türkiye'ye verecektir. Gelmese daha iyi diyenler var. Burada bir kahraman olur. Mısın? Kahraman mı? Ben şu soruyu sorayım <laughs> onlara. Eğer Fethullah Gülen Türkiye'ye gelir de burada yani, ölürse Öcal, Öcalan'la mukayese edilir mi? Hayır hayır. hayır. Öcalan'ın bir şey tabanı var. Ee, siyasi Kürt çürük hareketi dediğimiz bir tabanı var. Bunun öyle bir tabanı yok ki. Ama ben şu soruyu soracağım. Türkiye'de öldüğü zaman Fethullah Gülen hangi köyün muhtarı hangi ilçenin belediye başkanı, ilin belediye başkanı ona mezar yeri göstermeye cesaret edebilir? Hiçbiri. Dolayısıyla gelsin diyorsunuz. Verilsin ve Türkiye'ye gelsin. Bence gelip Türk milletinin kendisine duyduğu nefreti gözleriyle görmesi lazım. Kendisini peygamberlerle bir tutuyor. Son konuşması ya. Bugün okudum internette diyor niye üzülüyorsunuz diyor mallarınızı el konuluyor diye kaçıyorsunuz diye bu bütün peygamberlerin başına gelmiştir diyor öldürülen peygamberler var diyor bilmiyor musunuz diyor peygamber de demiyor bütün peygamberlerin başına gelmiştir ya burada ne mana çıkıyor şeyde bunlara kaçın talimatı vermişti biliyorsunuz geçen sene Fethullah Gülen nasıl verdi kaçın talimatını Hz. İbrahim teslim oldu mu Hz. Musa teslim oldu mu Hz. İsa teslim oldu mu? Efendimiz icret etmedi mi? Bir peygamberden de örnek vermiyor. Kendisini peygamberlerin de üzerinde görüyoruz. Bu tespit edilmiş bir adam. Tam işlenecek bir cevher bu siyaya göre. İşlenmiş, tahkim edilmiş. Ya şimdi bakın bu sıradan vatandaşlar yatırım olarak... Yatırım yapılacak kadar, siyah tarafından yatırım yapılacak kadar zeki biri mi? Zeki biri evet. Bak bu, bunu söyleyince bazıları kızıyor. E ben ondan birebir çalıştım canım. Sen uzaktan nereden biliyorsun? Ben fizik öğretmenliği yaptım. Zekadan az çok anlıyorum. Adamın ya kabiliyetleri şey, var. Var da sorular şu. Yani bir tarafınız itibariyle beni hep dışta tutuyordu. Bilmi bilmiyorum. Bir taraf bir, bir taraf itibariyle bir adamı yakından tanıyorum, biliyorum. Ama, nereden ama şöyle biliyorum? mi ayrıldım? Profili biliyorum ama yapıyı bilmiyorum. Yaptığı işi bilmiyorum. Bak şimdi benden mesela Zaman Gazetesi üzerine, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üzerine konuşuyoruz değil mi? Hı hı. E oradaki konuşmalarından tavsiye ettiği yollardan aldığı bir takım e, gördüğüm öngörülerinden yani zeki bir insan. Yani yalan mı söyleyeyim şimdi? Mustafa Yeşil'in size anlattığınız... Ama mesela Mustafa Yeşil zeki değil. Aynen. Mustafa Yeşil'in size anlattığını hiç anlatmadılar mı? Orada bizim için daha önemli. Yok ya anlattılar mı hiç? Mustafa e, Yeşil'in zeki olmadı oradan belli. Bence çok kötü fırça yemiştir Fethullah Gülen'den. Sen bunu niye, nasıl de Hüseyin Gülerci'ye söyledin? Onu affetmez Mustafa Yeşil'i. Diyorsunuz ki zeki bir tipte. Onun için yatırım yaparlardı. Yani bakın şöyle bir şey de var. Amerika için siyasette söylenir. Amerika ülkelerde bir siyasetçiye yüzde on oy potansiyeli olmadığı sürece yatırım yapmaz diyorlar. Şimdi bunu denemek için piyasaya sürdülerse bile ya Türkçe olimpiyatlarında Fethullah Gülen'e destek bu ülkede %70'e çıktı mı çıkmadı mı? Öyle bir adamdan bahsediyoruz. Aynen Şimdi bunları unutmamak lazım yani. Bir de mesela ben anlamadım bunun nasıl zeki kabiliyetli olduğunu. Ya bununla başbakanlar görüşmedi mi? Bakanlar görüşmedi mi? Sivil toplum kanaat önderleri görüşmedi mi? Bu zeki değilse anlamadılar mı? Bu adamla ne işimiz var demediler. Tam tersi de bir de Pensilvanya'ya kadar gittiler ya. Onda bir şey görmedilerse niye gidiyorlar? Ama ben diyorum ki bak emekli bir vaiz bu kabiliyet ve zekasıyla bu işleri yapamaz. Yine de bu organizasyona yetmez. Evet. Peki. Şimdi eee daralıyor hali geniş geniş kullandık. isteyen sonra da Latife Erdoğan'ı alacağım. Siz 15 Temmuz sonrası PKK ile işbirliği falan ama çok daha önce 8 Nisan'da diyorsunuz ki PKK ile paralel yapıp artık Alenen korkular. Bunu 15 Temmuz'dan önce söyleseydi, 17-25'ten sonra söyleseydi hadi canım falan olurdu. Şimdi de bazı gelen şeylerden anladım. Bağdaştırılamıyor. Nasıl canım yani? Bir iki şu, bir defa KCK operasyonlarını yöneten ekip, bu ekip. Şu onu da soracaktım unuttum. Denilir ki Gülen şeyleri pek sevmez, Kürtleri pek sevmez. Doğru mu? Benim şahit olduğum olay açısından doğru. Şöyle doğru, olayı anlatayım isterseniz. Bu Samanyolu televizyonunda Tek Türkiye diye bir dizi vardı. Bunu anlattım ben diğer kanallarda da. Meşru Çünkü biz. benim için çok önemli. Hem Kürtleri sevmediğini görüyorum, hem yalan söylediğini görüyorum. İki şeyi birden görüyorum. Ya yani bunlar kaç sene önce? 7-8 sene önce Tek Türkiye dizisinin oynadığı yıllara bakmak Aha. lazım. Hatta şöyle tarihi anlamak lazım. Şimdi bir, bu işlere onun adı da karıştı. Hüseyin Avni Mutlu, e, Diyarbakır valisiydi. Daha İstanbul valisi değildi. Diyarbakır valisiyken biz orada bir iftara gittik. Orada iftarda, hatta Ali Bulaş'la beraber gittik. İftarda e, önce gündüz oradaki arkadaşlarla görüştük. Oranın imamları, Hadim deniyor neyse. Bunlar bana bir şikayette bulundular. Abi dediler bu tek Türkiye dizisinde PKK anlatılıyor ama. Sanki Kürtlerin hepsi PKK'lıymış. Kürtler de böyle bir insanmış. Böyle işte kaba, saba, hain. ne türlü olumsuz şey söylersen söyle. Bu dedi, cemaatin içinde bizim arkadaşlarımızı rahatsız ediyor. Biz bu televizyon dizisinden kaldırılmasını istiyoruz. Veya böyle anlatmasınlar. Ya herkes mi rahatsız? Evet bizim Kürt bütün arkadaşlarımız rahatsız bundan dediler. Şimdi olay büyüdü. Ya bu bana aktarıldıktan sonra ben bunu söylememezlik edemem ki. Ha bir de hizmeti düşünüyorum ya. Hizmet çok büyük bir hata ediyor. Buradaki insanlar bunu bana aktarıyorlar. Birkaç ay sonra, çok değil bir iki ay sonra yani. Amerika'ya gidince baş başa görüşürken dedim ki Diyarbakır'daki arkadaşlarım böyle bir şikayeti oldu dedim. Oradaki çok rencide olmuş Kürt kardeşlerimiz. Ya bana ne desin? Hüseyin Bey dedi ...Hidayet Bey'e kaç defa söyledim beni dinlemiyorlar dedi. Bu çok büyük bir yalan. Çünkü Fethullah Gülen'i cemaatin içinde... ...çok yakından tanıyanlar bilir ki... ...onun ağzından çıkan kelimeyle... ...Hidayet Karaca... ...görevini bırakmak zorunda kalır. Naci Tosun'u gönderir. Hidayet Bey sen alındın görevden der. Bundan sonra şunu yapacaksın. Yeni işini de söyler. Bana diyor ki Hidayet Bey'e söylüyorum beni dinlemiyorlar diyor. Siz inandınız mı o zaman? Buna? Ya inanır mıyım içimden? En büyük gönül kırıklığı da bu hadisedir. Benim bildiğim Fethullah Gülen işte çok böyle munis, doğru, dürüst bir adam. Gözümün önünde düpedüz yüzüme karşı yalan söylüyor. Bir de burada Kürtleri sevmediği de var. Eğer sevmiş olsaydı Hüseyin Bey ben bu kadar infial olduğunu bilmiyordum. Ne demek? Onlar bizim kardeşlerimiz. Biz onları üzer miyiz hiç? Ben şimdi ar arıyorum Hidayet Bey ve bu diziyi hemen birkaç hafta içerisinde bitirsinler demesi lazım. Öyle soğuk bir şekilde. Ben bir üzüntüyü aktarıyorum ona. İnsanların kırıldığını, Kürt kardeşlerimizin rencide edildiğini söylüyorum. Adam oralı bile değil ya. Hı hı. Sevmediğine dair bundan daha büyük bir kanıt olur mu? Peki. Seven böyle mi yapar? Tamam. Buna rağmen PKK ile bir işbirliği ni nasıl bağdaştırıyorsunuz? Darbeden sonra çok kullanılan bir şey vardı. Şeytanın yaptığı şey, bunun yaptığını şeytan yapmaz diye. PKK ile ne yani? Peki, hükümeti e hükümeti devirmek için, Türkiye'yi zora sokmak için her türlü melaneti, ihaneti yapar bu adam. O çıktı ortaya. Türkiye yapmıştı. için mi, hasreten Sayın Cumhurbaşkanı için mi? Şimdi bakın bu da çok önemli. Bu üst akıl diyelim. Başrolünde Amerika olduğu belli olun. İsrail'i koy içine. İngiltere'yi koy, Almanya'yı koy. Hepsini koy yani. Yani bizim Müslümanlığımız söz konusu olunca rahatsız olan herkes üst akılın içinde. Bu üst akıl çok stratejik bir şey yaptı. Türkiye'ye vurmak için Erdoğan düşmanlığını gündeme getirdi. Erdoğan bizim gibi bir insan. Yiğit, cesur, liderlik karizması var. Tam onlar için bir çıvan başı. Mesela ee, 7 Şubat'ta Fethullah Gülen niçin harekete geçti? MIT müsteşarı üzerinden Fethullah Gülen'e vurmak için. Gezi olaylarında Fethullah Gülen'e vurmak için. 17-25 Aralık'ta Kısıklı'da oğlunu almak üzere evine tabanca çeken polislerle niçin gitti? Erdoğan'ı düşürmek için, vurmak için. Az önce Fethullah Gülen'e vurmak için dediniz herhalde dil sürçtü. sürçtü. Erdoğan'ı vurmak. Erdoğan'ı Erdoğan vurmak için. Ben de merakla bekliyorum. Ya ben Fethullah ya işte çok konuşunca <laughs> böyle dil sürçüyor <laughs> estağfurullah <gülüyor> Fethullah Gülen'in tek hedefi... ...tesbihin imamesini koparmak. Dağılması için. Allah korudu mümkün. Erdoğan'la ilgili size bir şey anlatır mıydı? Söyler miydi? Hiç hazretten bize hazretmiyorum. Gıcık oluyorum filan. E tabi beni gaza getirdiği şeyler oldu. Allah gene affetsin. Mesela? Tayyip Bey de ondan dolayı bana çok takmıştır. <laughs> Tahmin ediyorum yani. Çok Mesela öyle. 2006'da bir yazı... ...onun dolduruşuyla yazdık. Şöyle demişti... ...sen otur oturduğun yerde kır dizini... ...otur oturduğun yerde bu işlere karışamazsın diyemezsin diye. Ee, şimdi bana itibar suikastinde kalkan şeyi hatırlatmış o yazıyı. Ee, şimdi bir yerde yazamayan bir yazar var. Neyse aklınıza gelince söylüyorsunuz. Yani. Ruşen Çakır. Hmm. Mesela dün mü bugün bir yazı yazmış. O da yalan söylüyor. Ben de bu meslekte en çok bizim meslektaşların yalancılığından utanıyorum. Diyor ki Hüseyin Gülerci diyor 17-25 Aralık'ı kolladı diyor. Erdoğan mı kazanacak Gülen mi ona göre safını seçti diyor. Utan ya koskoca adamsın. Kitapta da yazdık. Belgeleri de var. İnternete gir bakalım. 7 Şubat MIT krizinde ben ne demişim savcı için? Mossad'ın yönlendirdiği bir adam olabilir mi demişim. Daha olmuş mu 17-25 Aralık? Ben 30 Mart 20, şeyden önce 17-25 Aralık'tan önce gezi olayları var. Gezi olaylarında Zaman Gazetesi'nde benim yazımın başlığı Erdoğan gitsin AK Parti kalsın planıdır bu gezi olayları demişim. 17-25 Aralık olmuş mu Ruşen Bey? Ya insanda biraz hicap olur ya. Tamam şimdi Ruşen Çakır burada değil. O zaman size... Bu da de... değil ama bak yazısı bugün tamam, şeyde bu internette cevap, cevap, vermem lazım. Tamam yazıya cevap verdiniz. Hayır, niye böyle yapıyorlar ben onu tamam, anlamıyorum. Biz... Ya. Birisi bir şey mi diyor bunlara? Tamam diz kırdınız sonra dediniz ki şey... E, ben de onun dediklerinin aynısını yazdım. Tayyip Bey'i ima ederek. İşte Allah fesin diyoruz. <laughs> ama sonra bak ne oldu? Hadi sen. iki yüzlü bak. Sonra da Today Zaman Gazetesi'nin yayın hayatına girdiği gece Tayyip Bey Yanında Sayın Abdullah Gül, Ekrem Dumanlı salondan giriyorlar. Ben de bir hafta öncesinde Amerika'dayım. Şimdi today zamanın açılışına gelecek öğrenmiş ya Tayyip Bey'in. Bak bak. Bana dedi ki, ya Hüseyin Bey dedi, e, bu arkadaş dedi Tayyip Bey'i gazetede. Uzun boylu ama dedi artık gözüme giriyor benim dedi. Ne demek bu? Yani sen de artık eleştiri yapma. İki yüzlüğüne bir örnek daha. Hı. Tayyip Bey Türkçe olimpiyatlarında gene 2013 Haziran değil mi? Davet etti. Davet etti. Ne dedi? yani böyle isteyip de evde kalan kızlar için söylenen bir laf var. Beni kimler istemedi diye. Ne dedi Fethullah Gülen? Ya beni kimler çağırmadı dedi Tayyip Bey'e kadar. Cumhurbaşkanı bile çağırdı dedi. Ben dedi gelmek istemiyorum dedi. Şu kayıtsızlığa bakar mısınız? Tepeden bakmaya. Hani gözüne giriyordu. Yani Hülasa pek haz etmezdi başından beri. Pek öyle. mi? Hiç haz etmezdi. Niye? Ya bak şimdi ana fikir şu. Seçilmiş, beklenen salih zat gelmiş. Tayyip Bey ona hmm. intiba ona kulak vermiyor. Bak benim tabanda o yıllarda en çok duydum bir Tayyip Bey düşmanlığı başladı. İran ajanlığı yüzünden biliyor musunuz? 2000 yani 2007 2008 o sıralarda tabanda en çok şunu bana şimdi bölgedeki çalışanlarla görüşüyoruz. Bölge abisi, küçük bölge abisi Serreper. soruları şu. Bak 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 hipnoza bak. Abi ya. Clinton bile dinliyor da hoca efendiyi. Tayyip Bey niye dinlemiyor abi ya? Niye Tayyip Bey Hoca Efendi'ye sormadan iş yapıyor? Ya bu bir değil, iki değil ya. Ne diyorsunuz? Ya o bir siyasetçi. Yani saygısında bir kusur görüyor musunuz? İli vermeyeyim de ya İzmit ya da pazar öyle söyleyeyim yani. Oranın hadimi. Yine böyle çay içiyoruz 25-30 kişi. Ben Tayyip Bey'i övünce ne dedi biliyor musunuz? Ya abi dedi size gelenle bize gelen farklı mı dedi. Ya onlara notlar geliyor ya. Bana da hiç not gelmiyordu. E ben notlara itibar etmem ki. Ama hepsine Tayyip Bey'in aleyhinde not geliyordu. İlin hadimi, ilin imamı şaşırdı. Ya abi bize gelenle size gelen farklı mı dedi. Ben kendi vicdanımın sesini söylüyorum. Aynen şeydeki gibi. 17-25 Aralık olunca Mehtap Televizyonu'nda canlı yayında bu siyasi bir darbe deyince Ali Bulaş ile Ahmet Turan Alkan ikisi birden canlı yayında ikisi birden böyle yaptı. Hüseyin abi ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Reklam arası oldu. Neden mi böyle yaptın dediler. Ben dedim ki bu benim vicdanımın sesi. Ben bunun rüşvet ve yolsuzluk operasyonu olduğuna inanmıyorum. Bu siyasi bir darbe. İkisi de sanki böyle uykudan uyanmış gibi. Abi vicdanın öyle diyorsa diyeceğimiz bir şey yok. Vicdanım diyor. Ben vicdanımın sesini dinliyorum. Onlar biliyorlar mıydı bunun bir de cemaat operasyonu olduğunu? Niye biliyorlar mıydı diyorum. Ali Bulaç da sizin gibi teşbirde hata olmasın. Başka bir İslamcı damardan gelen bir biri. Ahmet Turan Alkan belki ondan biraz daha eski sayılabilir ama. Biliyorsun Fethullah Gülen için artist gibi ağlıyor diyen ilk kişi Ali Bulaç. Evet. Şimdi şöyle bir konuşma geçti. Ya o gün geçti ya ertesi hafta geçti. Ya programdan önce üçümüz bir araya gelip konuşuyoruz. Dedim ki bak şunu neden düşünmüyorsunuz? Ben size göre daha fazla bu işin içindeyim. Benim hissettiklerim, gördüğüm tezatlar sizinkinden daha fazla. Ya benim dediklerim doğruysa ya benim vicdanım doğruyu söylüyorsa. Onlar neye inanıyordu? Onlar bu işleri Fethullah Gülen'in yapmadığına inanıyorlar. İkisi birden şöyle dediler. Acaba şimdi aynı lafı söyleyecekler mi? İkisi de tutuklu. Ahmet Duran Alkan dedi ki yaslandığım duvar yıkılmıştır dedi. Eğer yaslandığım yaslandığım diyor. Kendi yaslandığım. Yani eğer bunları Fethullah Gülen yapıyorsa benim yaslandığım duvar yıkılmıştır dedi. Ali Bulaş da dedi ki ben bir daha zamanda tek bir yazı yazamam dedi. Ya o kadar çık şey oldu ki 17-25 Aralık'tan sonra mit Peki bunlar hipnoz değil. Neden gerçeği göremediler? Bu sorunun cevabı da şudur. Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etti. Ya işte o, ben onu diyorum yani hepsini göreltiriz. Ali Bulaç eski belediye başkanıyken danışmanı o kadar yakından bilir eder. Yani Ali Bulaç güzellemesi yapmak için söylemiyorum. Yani pek çoğu beraber oturduğu kalktığı falan. Bu nasıl bir hipnoz ki? Hipnoz değil böyle bir hukuku. Bu yani insan nefsiyle de ilgili şeyler var burada. Direnme yani. Belki kendilerine iltifat beklediler. itibar beklediler. Hmm. Ama bu gerçeği görmemeleri mümkün değil. Bakın Türkiye'de böyle insanlar var. İsimlerini saymayacağım. Ya milletin gördüğü gerçeği, ihaneti görmeyip hala darbayı Fethullah Gülen yaptıysa da yapmadıysa da bu işin sonunda darbeyi o yiyecek demek. Zeki bir insana yakışıyor mu yani? Şimdi bakıyorum yavaş 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 he, öyle kuvvetli bir rüzgar var ki artık bu ihanetle ilgili bir iki denediler acaba aykırı bir ses çıkartabilir miyiz diye. Şimdi yelkenleri indiriyorlar. Millet ama bunun farkında. Kamuoyu şey farkında. Daha sus, toparlayalım. Gerçi o kadar derinliğine Nüfuz etmedim Bu yapının diyorsunuz ama ee, Konumu mu itibariyle edemezdim Bakın bir örnek vereyim Siz burada genel müdürsünüz değil mi Yanlış anlamayın Patronunuzun ticari işlerini bilir misiniz Sadece Peki böyle. kaç senedir burada üst yönetimde çalışıyorsunuz Niye bilmiyorsunuz diye bir soru <laughs> Haklı bir soru olabilir mi Doğru bir soru olabilir mi Doğru söylüyorsun. Ben şunu için sordum. Buna rağmen bir de şöyle bir tez var. Bu yapı öyle kolay kolay bitmez. Ancak sinerler, pısarlar ee, ama bir gün tekrar. Fethullah Gülen ölürse bir gün tekrar hiçbir şey yapamazlar. Ha, e, i̇mame Tesbihin imamesi. O mudur? Odur. Bu örgüt içinde imame olmuyor. Hipnozun, hipnozun e, şurubu diyelim. Hmm. Hani Asterix'te bir şurup yapıyorlar ya. Yani. Hmm. Bunu testten düşünün. Bu şurup Fethullah Gülen'in seçilmiş insan olduğu, mehdi olduğu, beklenen salih zat olduğudur. Hipnozun şurubunun, zehirli şurubun adı bu. Ama Fethullah Gülen ölürse bunlar bir de birbirlerine düşecekler. Hep söylüyorum espri de olsun diye. Hmm, evet. İlk yapacakları şey Fethullah Gülen öldüğünde 3-5 kişi dövmek için Mustafa Özcan'ı arayacak. Neden? Nedenini onlar biliyorlar. <laughs> Zalim kendi kardeşlerine zulmeden kaba saba 40 yıllık arkadaşı Fethullah Gülen'in teklif etmediği bir işi yapıp Tayyip Erdoğan'la sul görüşmesine gidiyor diye Fethullah Gülen'in talimatıyla başka hiç işi olmayan 40 yıllık arkadaşına verdiği aylığı kesen adam. Öylesine gaddar. Ama o yapmıyor. Ona yaptıran Fethullah Gülen. Fethullah Gülen böylesine zalim bir insan. Çok sevdiğini söylediği insana ya gelmiş adam 55 yaşına be. Bu ay 3 ay 4 ay buna maaş vermeyeceksiniz diyor. O arkadaş bunu bana ağlayarak anlattı. Ben biliyorum önce o dövmeye gidecek Mustafa Özcan. Kim o arkadaş? Ya söylenmez tabii ki. Ya burada isimler üzerinde durmuyorum. Ama şeyi niye söylüyorsun isim olarak Mustafa Özcan'ı? Çünkü Fethullah Gülen bu FETÖ'nün bir numarasıysa Türkiye'deki bir numara Mustafa Özcan'dı. 2014'te kaçtığı için de yerine Adil Öksüz'ü bıraktı bir numara olarak. Onun için adam ilahiyatçı olmasına rağmen darbe gecesi askeri üste, hava üstünde bulunuyor. Bir var mı? 109 defa yurt dışına çıkmış. Darbeden 20 gün önce, darbeden 5 gün önce iki defa Amerika'ya gitmiş. Gizliliğe bakınız yani. Adil Öksüz'ün biliyor muydunuz Özcan'dan sonra geldiğini? Yok canım. Benim ikisi tahmin. Şunu biliyordum ben. Onu da akademide bir arkadaş söylemişti. Ağzından kaçırdı. Abi dedi ya bunlar çok gizli çalışıyorlar dedi. Mustafa Özcan'ın dedi adamları dedi hep Hoca Efendi'nin dedi rale Tedrisi'nden geçmiş mollalar seçilmiş dedi. Biz onları mollalara yetiştirdiğini zannediyorduk. Halbuki gizli işler için kullanıyormuş. Benim jeton ne zaman düştü? Ya Adil Öksüz bir ilahiyatçı ve yaşı itibariyle Mustafa Özcan'dan sonra gelen bir adam. Askeri üste görülüyor. Bu dedim kesin Mustafa Özcan adamı. Ama sağ olsun Hanefi Avcı dün mü yazdı? O da TV'de bir yazı yazdı. Meğerse 2014'te bir itirafçı Adil Özcan'ın Öksüzü. Öksüz'ün Mustafa Özcan'ın adamı olduğuna dair Hava Kuvvetleri'nin imamı olduğuna dair ifade vermiş emniyette. Yahu Nasıl kazıyacaksınız kökünü? Eğer diyor Hanefi Avcı, Adil Öksüz'ün emniyette bu şekilde hava kuvvetlerinin imamı olduğu, emniyet kayıtlarına geçseydi bu darbe de önlenebilirdi diyor. Bak şu kadar insan vefat etti, şehit oldu ya. Emniyetin içinde Adil Öksüz'ü, yargının içinde kim gizlediyse onların elinde de kan var. Kanlı katiller. Darbe gecesi sonra Sadam serbest bırakıldı. Evet sormaz. ama bakınız bu adam bir buçuk sene öncesinden Hava Kuvvetleri imamı olduğuna dair içeriden bu işlerin içindeki bir itirafçı tarafından söylenmiş. Ya bu takip edilmez mi? Bu adamın nereye gittiği, kiminle görüştü, ondan sonra kaç defa Amerika'ya gitmiş. Adamı gizlemişler ifadesini. Çünkü o hakim salamazdı emniyette bunun. Daha önce birisinin ifadesinde hava kuvvetlerinin imamı olduğuna dair bir bilgi varken o kadarını yapamazdı. Ama bastı bilgisayara bir şey yok. Arsa almaya gelmiş darbe gecesi sabahı. Şu işe bak. Şimdi biliyorsunuz SSYK o hakimlerle, salan hakimlerle ilgili de soruşturma başlattı. Ama nasıl bir şey bu ya? Hülasa en azından şu, şu konuda zihnimiz berraklaştı. E, Fethullah Gülen ölürse iş biter diyorsunuz. Kesin. Peki. Ee, çok teşekkürler. Başından beridir daha doğrusu son birkaç günden bu yana az sonra Latif Erdoğan'a da soracağım aynı soruyu. Hüseyin e, Latif Erdoğan'lar iyi de canım onlar da yıllarca bir örgüt içinde değiller mi? Bağlamında sorularımı sordum. Ee, sıcak meselelerle ilgili sorularını sordum. Yine Haber Türk ekranlarında dün sevgili Balçak İlteri programında ortaya çıkan Fenerbahçe mevzusunu sordum. Soracak belki uzayıp giden sabaha kadar oturabiliriz ama süremiz bu kadar. Ben sordum Hüseyin Gülerci cevapladı. Kanaat değerlendirme sizin çok teşekkür ederim. Ben Adınız de teşekkür ederim. sağlık. Kısa bir ara sonrasında da Latif Erdoğan'la biraz yine bu örgüte yönelik sohbet edeceğiz. Sizler adına sorular soracağız. Kısa ara.